Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özbek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar, yani 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Hafta içer sabah olduğu gibi biliyorsunuz, gündeme dair soru ve görüşleriniz için, önerileriniz için 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağımı söylemek istiyorum. Tabii günün öne çıkan başlıkları, çok fazla bir başlık yok çünkü zaten hafta sonu biliyorsunuz Fenerbahçe'de hoca belirsizliği devam ediyordu. Fenerbahçe futbol takımı 1 Temmuz tarihi itibariyle tarihinde ilk kez hocası olmadan sezonu açmıştı, çalışmalara başlamıştı. 134 gün sonra Fenerbahçe hocasına kavuştu. Victor Pereira ikinci dönem olarak Fenerbahçe'de göreve başladı. Gelir gelmez de yarım kalan hikayeyi tamamlamak için geldim cümlesi var Pereira'nın. Bu Pereira ile ilgili, Victor Pereira ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Hoca tercihi ile ilgili, hoca konusundaki sizlerin düşünceleri nedir, onu sormak istiyorum. Tabii transferlerle döndüğümüz zaman artık çok bol bol transfer dönemi, transfer haberleri çok fazla çıkıyor. İşte Galatasaray ile Beşiktaş arasında da bir transfer krizi yaşanmaya başlandı. Ne oldu? İşte Galatasaray Gezal için resmen devreye girerken Beşiktaş Gezal için resmen devreye girerken Beşiktaş'ta işte Kaan Ayhan ve Gerson Fernandes için devreye girdi. İki kulüp futbolcular açısından da iki transfer açısından da bir savaş içerisine girdiler. Adana Demirspor'da çok enteresan şeyler oluyor. Balotelli biliyorsunuz çarşamba günü geliyor. İmzaya geliyor. Belhanda ile anlaşma sağlandı. Balotelli geliyor. Onunla ilgili de düşünceleriniz çok çok önemli. Beşiktaş Salih Uçan zaten biliyorsunuz daha önce burada da söylemiştik. Salih Uçan'la da anlaşma sağlandı. O da 2+1 yıllık sözleşme imza attı. Victor Pereira'da Fenerbahçe bugün Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını devam edecek, sürdürecek. Sabah yola çıkacaklar da öğleden akşam idmanıyla beraber Topuk Yaylası'nda Victor Pereira dönemi de resmen başlamış olacak. Evet, dediğim gibi Aygün Özbek Twitter, Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesapları açık olduğunu söyleyeyim. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın. 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 Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağ olun. Mersin'de. Ben Antalya'dan arıyorum. İsmim Vakkas. İsminiz ne, özür dilerim? İsminiz? Vakkas. Vakkas Bey, buyurun Vakkas Bey. Vakkas. Buyurun. Ben Galatasaray, Panasikli Galatasaray taraftarıydım. Bu sezon sonuna kadar artık bundan sonra Adana Demirspor taraftarıyım. Öyle mi? Niye öyle oldu? Fatih Terim orada olduğu sürece de Galatasaraylıyım demeyeceğim, formalarını giymeyeceğim. Neden peki, bu sebebi ne? Ben geçen sene Galatasaray sabote etti. Yani Sayın Başkan Mustafa Cengiz'i sabote etti. Fatih Terim takımı şampiyonluktan etti. Takım sabote etti biraz yanlış olur. Hiçbir teknik direktör takımını sabote etmez. Ama ben şunu söyleyeyim. 57 yaşındayım. Kariyerinde şampiyonluk da girer. 57 yaşındayım. Fatih Terim'in futbolculuğunu da biliyorum ben. Fatih Terim'in kaprislerini Galatasaray'dan başka hiç kimse çekmez. Bak onu da söyleyeyim. İtalya'ya gitti bak çekmediler. 3 hafta, 5 hafta, 10 hafta sonra kovuldu. Yani gitti Fenerbahçe'ye gittin, bak iddia ediyorum. Fenerbahçe'ye gittin 3 ayı doldurmaz Fenerbahçe'de. İsterse dünyanın en iyi futbol hocası olsun. Galatasaray'ın kaprislerini Galatasaray'da, Fatih Terim'in kaprislerini Galatasaray'dan başka hiç kimse çekmez. Onu söyleyeyim. Geçen yıl bak biz Göztepe'yi 3-0 çok net iyi bir skorla yenmişiz. Gelmişiz. Hatay Spor karşısına takımın yarısını değiştirmiş. Niye değiştiriyorsun abi madem öyle? Madem sabote etmedi niye değiştiriyor? Soruyorum size. Yani Mustafa Cengiz'le arası iyi olmadığı için, Sayın Başkan Mustafa Cengiz'le arası iyi olmadığı için sürekli takımın frene bastı. Çok açık ara şampiyon oluyor, takımı engelledi diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ı bıraktım. Adana Demirsporluyum. Adana Demirspor'da çok iyi şeyler yapıyorlar. İnşallah çok daha iyi olur. Burada bir de bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluk olayını, Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Kısaca onu da söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Fenerbahçe ihtiyaçları olan yerlere transfer yapmıyor. İşte atıyorum Beşiktaş neydi o Antalya Spor'dan alınan futbolcu? Salih Uçan mı diyorsun? Nazım Sangari. Nazım Sangari. Anlaşmışlar. Nazım Sangari ile anlaşmış. Geliyor bastırıyor parayı alıyor. İhtiyacın var mı? Yok.
ne bileyim orta saha oyuncusu. Ya 20 tane orta saha oyuncusu yığmışsın. Abi senin golcüye ihtiyacın var ya sezon ortasında. Senin golcün yok, takım gol atamıyor. Golcü alman gerekirken gidiyorlar. Galatasaray'la anlaştım diyor adam. Galatasaray formasını giyiyor, fotoğraflar çektiriyor. Ne kahveciydi o? İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Gidiyor basıyor parayı alıyor. Bu şekilde şampiyon olamazsın. Bak ben bu sezon daha başlamadı. Ben yine diyorum Fenerbahçe yine bu sene yine şampiyon olamayacağım. Bu yönetimle, bu şartlarla, bu anlayışla yine abi ihtiyacın nereyse ihtiyacın kim oraya takviyeni yap. Hoca çoktu. Ben şeye inanıyordum. Şampiyon yapardı takımı ama müdahale edildi Erol Hoca'ya. Çok büyük müdahale edildi diye düşünüyorum. Erol Hoca takımı şampiyon yapardı. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok mersin. Tabii yani ben şimdi Fatih Terim Hoca ile ilgili söyledikleri Vakkas Bey'in katılmıyorum. Yani hiçbir hoca şampiyonluk olayını sabote eder cümlesi bence yanlış bir cümle. Onu söylememizde fayda var. Onu söyleyeyim. Evet, dediğim gibi konulara geldiğimiz zaman, baktığımız zaman işte Beşiktaş'ta Salih Uçan'la ilgili açıklamaların yapıldığını biliyoruz. Victor Pereira'nın hafta sonu Fenerbahçe'ye geldiğini biliyoruz. Balotelli'nin hafta içi geleceğini, Belhanda'dan sonra da Balotelli'ydi. Adana Demirspor'un transfer edeceğini görüyoruz. Transferlerde yoğun bir dönem. Herkesi bekliyor. Emrah Baba biliyorsunuz. 2 senelik de anlaşma yaptı. Emrah Baba da zaten önemli bir isim. Bir de 8+6 kuralı var biliyorsunuz yabancı konusunda. Bu anlamda yerli isimlerde oynatacağım futbolculara da yeniden sözleşmeden imzalatmanın iyi olabileceğini söylemek istiyorum. Dinleyici almaya devam edelim. Saatlerimiz 10.07'yi gösteriyor. Daha sonra kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra tekrar hem dinleyicilerimizi alacağımız hem de mesajlarımızı da okuyacağımızı belirtelim. Yavaş yavaş da isterseniz Instagram mesajlarına bakalım. Hüseyin Altundal, merhaba yüreği güzel abim. Uzun zamandır mesaj yazmıyordum, sadece dinlemekteydim. Bugün Mert kardeşim ve Ali abinin Adana Demirspor'a ilgili yaptığı yorum beni çok üzmüştür. Ali abi Adana Demirspor'un önü karanlıktır diye yorum yapmıştır. Belhanda ve Balotelli'nin transferlerinin dolayı Ali abinin yanlış bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Balotelli'nin transfer öncesinin yarısını sponsorlar karşıladı. Adana Demirspor kulübü tamamen kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Yani şirketleşmesi saygılarımla yayınlar demiş. Tabii şunu söylemem lazım, bu düşünceye ben de katılıyorum. Yani çok sıkıntılı futbolcular transfer etmeye başladı Adana Demirspor. Yaş anlamında şimdi Belhanda baktığımız zaman Galatasaray'da çok sıkıntılı süreçler yaşadığını biliyoruz. Yaptığı açıklamalar var, hocayla yaşamış olduğu sıkıntılar var. Dinleyicimizi alacağız ama Balotelli aynı şekilde ve diğer transferler de aynı şekilde. Yani büyük maliyetli transferlere gidiyor Adana Demirspor. İnşallah Sayın Murat Sancak bizleri yanıltır diyelim veya takım bizleri yanıltır. O zaman hepimiz ayakta alkışlarız ama gördüğümüz kadar da yani 1. lige çıkmanın, Süper Lig'e çıkmanın bu kadar büyük transferlere, bu kadar maliyeti aşmaya, kulübün kasasını bu kadar boşaltmaya, harcamaya gerek olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten büyük rakamlar. 1.8 milyon euro gibi bir rakam oluyor Belhanda. Balotelli'nin de rakamlarının 2-2.5'un altta olmayacağını düşünelim veya daha da fazla olacağını bakalım. Yaş itibarına baktığın zaman da bence transferlerde biraz yanlış yapılıyor gibi geliyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Aygın abi merhaba. Bursa'dan selamlar. Emir ben. Emir Bey nasılsınız? Merhabalar. Bursa'ya da selamlar, saygılar. İyi abi, sen nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Şimdi az önce bağlanan abime hiç katılmıyorum Fatih Terim'le alakalı söylediklerine. Vakkas Bey. Vakkas aynen öyle. Vakkas abimize hiç katılmıyorum. Fatih Terim'le alakalı söylediklerini. Şimdi diyor ki sabote kelimesini kullandı. Evet, yanlış bir çok, kelime. Ben de çok yanlış buldum. Şimdi hani biraz daha filmi geri sararsak bu sezonun başı vardı, ortası vardı, sonu vardı. Ucu ucuna gitti şampiyonluk Galatasaray için. Ama filmi daha geri sararsak şimdi sezon başlarken sen hangi futbolcuları alıyorsun, ne yapabiliyorsun? Hani yeterlilik konusunda, transfer konusunda hani biraz Mustafa Cengiz başkanımızı da sorgulamak gerekiyor burada. Fatih Terim hani İtalya'dan kovuldu diyor falan filan. Ya bunlar dünya çapında takımlara gitti. İsmi öyle hani zirveye oynamayan takımlara gitmemişti. Neyse orası farklı bir konu da. Hani kaldı ki bugün Zidane bile kovuluyor, tekrardan geliyor falanlar filanlar. Yani birçok hocanın, Mourinho'nun bile çok sık başına gelmeye başladı artık. Yani birçok başkanın hemen istiyor ki ya Fatih Terim'in adı da neredeyse bir sihirbaza çıktı. Ya artık şuna geliyor iş, ya biz hiçbir şey almayalım, hiç de bir şey yapmayalım. Hatta sezonun sonuna doğru en kritik zamanlarda böyle
ne kadar da kötü olsa bir oyuncuyu da gönderelim. Hepten motivasyonu bozalım. Hocanın elinde hani çok veremediklerimizden daha alalım. Hepten şampiyon olamasın bu gibi bir anlayışla şampiyon olması bekleniyor. Ya Fatih Terim de bir insan nihayetinde. Doğru. Yani hiçbir şey sen nasıl diyeyim, sen bana et alma, sebze alma, hiçbir şey alma, de ki ya senin yemeğin çok da güzel olmuyor ama. Yemek yap de diyorsun ha? Aynen. Sen ne verdin ki bana, ne istiyorsun? Hı-hı. Anladım. Bilmiyorum hani şimdi ben bu sene Galatasaray'dan daha ümitliyim. En azından hani Galatasaray'ın çok futbolcudan ziyade de hani biraz motivasyonla daha iyi işler yapan bir takımız biz. İlla da çok büyük futbolcularımız olması gerekmiyor yani. Sağlıklı doğru transferler yapan bir hoca bence Fatih Terim. Mesela UEFA kupasını kaldırdığımız zaman da o zamanki elediğimiz takımların kadrolarına bakılsın. Belki en kötü kadro bizdeydi ama biz kazandık UEFA kupasını o sene. Doğru, doğru. Peki. Ya bazı şeyler sadece hani böyle Fatih yapamadı, Fatih hoca edemedi, o bu. Biraz yönetimlerin de artık hani Fatih abi sen 30 küsür senedir bu işin içindesin. Sen tanıyor musun Türkiye'de hani konjonktür uygun olsa atıyorum. Son 3 sene 5 senedir Fatih Hoca işte Avrupa'da bir takımı çalıştırıyor olsaydı, bu sene boşa çıkmış olsaydı Ali Koç görüşmek istemez mi? Yani Türkiye'de kim istemez Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak? Yani ben Ali Bey'in tabii Fatih Terim'le ilgili hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla teklif geleceğini tahmin ediyorum ama ben Ali Bey'in Fatih Terim'le çalışma kısmına pek ihtimal vermiyorum. Sayın Aynen, Fatih Terim'in de Sayın Fatih severim. Hayır. Sayın ikili arasındaki diyaloglar da var. Sayın Fatih Terim'in de Ali Bey'in olduğu bir dönemde Fenerbahçe'ye çalıştıracağını tahmin etmiyorum. Ya muhakkak öyle. Ben hani o yüzden dedim hani 3 senedir 5 senedir Galatasaray'da değil de yurt dışında bir takımda olsaydı Fatih Terim, bu diyaloglar yaşanmamış olsaydı şeklinde. Veya şöyle söyleyeyim, Aykut Kocaman örnek veriyorum, Fenerbahçe'nin evladı olduğu için o örnek veriyorum 10 senenin 8'inde şampiyon olmuş olsaydı ve geçmişte pürüzler de yaşanmış olsaydı Ali Başkan'la, ya bu zamanda Ali Başkan demez miydi ya Aykut Hocam geçmişte kaldı, bak biz zor zaman geçiriyoruz, sen de bu camianın insanısın, biz de denir, bu camianın içindeyiz. İki tarafta bu egolarını, bu ister Galatasaraylı olsun ister Fenerbahçeli olsun, böyle bir zamanda ya ben onunla çalışmam, bana böyle demişti ya da beni kovmuştu. Tamam, Ersun Yanal örneği var işte. Sayın Başkan'ın plan programımızda yoktu ama Ersun Yanal'la yan yanayken bas toplantısında bu şey yok. Ne kullandı? Ersun Hoca'yı Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda takım başına getirdik dedi. Bu cümle daha yeni bir cümle. Bağlanmışken şunu da sorayım. Son cümleyi alayım çünkü reklama gideceğim. Fikrini merak ediyorum. Hani memnun musun Pereira hocanın transferinden? Onu istersen reklamlardan sonra söyleyeyim ben. Tamam. Çok kısa bir ara verelim. Sağ ol, çok mersi. Sesimi duyan herkese selam olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Şimdi Pereira ile ilgili yorumumuzu yapayım ben. Yorumumu yapayım. Deminki dinleyicimizin sorduğu soru üzerine memnun musun dedim. Şimdi Pereira, Vitor Pereira daha önceki dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırırken ben de kendisiyle beraberdim. Biraz yıldızlarla sıkıntı yaşayan bir teknik direktör. Yani sorunları olan bir teknik direktör. Şimdi herkes Caner üzerinden gidiyor. İşte Caner'le yaşamış olduğu sıkıntılar vardı ama Ozan Tufan'la da yaşadığı sıkıntılar var o dönemde. Futbolcular yaşadığı sıkıntılar, diyaloglarda sıkıntıları var. Bence büyük bir risk aldı Sayın Başkan. Bir de şunu söylemem lazım. 6 aydır boşta. Vitor Pereira 6 aydır boşta olan bir teknik direktör. Demek ki Fenerbahçe'nin tercihler listesinde sonlarda. Yani başka bazı isimlere gidildi, işte biz de burada söyledik şu isimler bu isimler diye. Hatta onunla ilgili de sosyal medyada bizlere çok, bütün sadece benim nezdimde değil, bütün gazeteci arkadaşlara, bütün meslektaşlarıma da çok fazla tepki gösterdi insanlar. 6 aydır boşta olan bir teknik direktörü 6 ay önce getirmen gerekirdi. Madem Vitor Pereira gündemdeydi Fenerbahçe'nin almayı düşünüyorsa, 6 ay önce getirilseydi, tribünde oturtulsaydı, elindeki kağıdı kalemi notlarını tutsaydı, takımın
Oyun stiline bak, sistemine baksaydı, futbolcuların durumlarına baksaydı, ona göre karar verseydi. Şimdi kasetlerle belli bir kısım maçları izleyebildi veya gelen bilgilerle baktı, ama tabii şu anda Fenerbahçe'nin 37'ye yakın futbolcu var şu anda kadroda. Onlar arasından tercihler yapacak, göndermesi gereken isimler olacak, transfer isteyecek. Yani keşke bu son tercih değil, ilk tercih olup 6 ay önce gelseydi. Ama dediğim gibi Sayın Başkan'ın ikinci dönemi, Vitor Pereira'nın da ikinci dönemi, inşallah bu ikisinin de iki dönemi mutlu bir şekilde, ikinci dönemleri mutlu bir şekilde sürer, belki de şampiyonluk gelir, ama bilmiyorum. Dediğim gibi riskli bir karar. Bir de bu sene şunu unutulmaması gerekiyor, bütün takımlar için geçerli, %50 kapasiteli tribünlerde taraftar olacak. Geçen sene takımlarda eğer taraftarlar tribünde olsaydı çok daha farklı skorlar, çok daha farklı olaylar yaşardık. Belki de çok daha fazla teknik direktörler çok daha erken gidebilirlerdi. Onu da belirtmemizde fayda var. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? İstanbul'dan Mustafa ben. Buyurun Mustafa Bey. Mustafa'cığım diyebilirsiniz Aygün abi. Yok demeyeyim Mustafa Bey, buyurun. Tamam. Aygün abi, şimdi ben birkaç bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ben sizi sosyal medyadan da takip ediyorum. Bu teknik direktör konusunda siz çok ters köşe oldunuz. Programın adı ters köşe zaten. Evet. Evet. Ondan dolayı sosyal medyadan da yazdım ben size, ama dedim, tabii o kadar çok kişi yazıyordur ki kimse dönüş yapamazsınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizler oturduğumuz yerden uydurmuyoruz bu isimleri. Hayır estağfurullah, öyle demek. Hayır senin anlamda söylemiyorum sevgili Mustafa kardeşim, senin anlamda söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum. Yani bizlere gelen bilgiler doğrusunu söylüyoruz. Gene aynı şey söylüyorum. Ben Vitor Pereira'nın gelme ihtimalini aslında söyleyeyim hiç düşünmemiştim, net söyleyeyim. Aklımın ucundan bile geçmeyen bir isimdi. Vallahi o teknik direktör konusunda Aygün abi ben çok memnunum. Yani hı-hı, şeyden, ben Vitor Pereira benim için iyi bir teknik direktör. Yani Fenerbahçe'ye gelmesi, çünkü adam da bizim taraftar yapısına çok uygun. Daha önceden yaptıkları, hı-hı, yani en azından takım ateşleyebilecek bir adamın yönü var. Ben ondan dolayı teknik direktörden dolayı çok mutluyum, ama bu adama da gene aynısını yapacaklar. Bütün teknik direktörlere yapılan, bu sene şampiyon olalım, bu sene şampiyon olalım. Biz bu sene şampiyon olmazsan, ya iki sene daha olmazsan ne olur ki Aygün abi, ne oluyor? Neden sisteme oturtmak için bir şeylerin çabasına girilmiyor da illaki bu sene şampiyon olalım, illaki bu sene şampiyon olalım. Ya ben razıyım iki sene şampiyon olmasın Fenerbahçe. Ya yeter ki sisteme otursun. Belçika diyorsunuz, bakıyorsunuz Dünya Kupası 10 yıl sisteme oturtmak için uğraşmış. Biz hala nelerin savaşını veriyoruz, ben hala anlamış değilim. Anladım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar Aygün abi. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Aynı çok yayınlar. Sağ ol, teşekkür ederim Mustafa kardeşim. Şimdi dediğim gibi, yani bizler oturduğumuz yerden, hadi bütün gazeteci arkadaşım adına söyleyeyim, bugün Bielsa yazalım, yarın Fonseca'yı yazalım, öbür günü işte Silva'yı yazalım falan filan yok. Hakikaten gelen bilgiler doğrultusunda. Selahattin Baki'nin açıklamaları vardı. %80'i yanlış, %20'si doğru falan filan tarzı teknik direktörün yazılan isimler anlamında bir açıklaması vardı Sayın Selahattin Baki'nin. Dediğim gibi isimlerle görüşmeler yapıldı. Ben Slaven Bilic isminin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu duymuştum. Tam bir Fonseca da olma ihtimalleri içerisindeydi. Fakat tabii maliyetlere baktığımız zaman, özellikle Fonseca'nın yıllık maliyeti, tazminatları, istemiş olduğu rakamlar, bütçe anlamında, transfer bütçeleri anlamında istemiş olduğu rakamlar çok yüksek rakamlar olunca, tabii biraz daha farklı isimlere yönelmek zorunda kaldı Fenerbahçe yönetimi. Günaydın. Galiba gitti. Farklı isimlere yönelmek zorunda kaldı Fenerbahçe yönetimi. Ondan dolayı da tabii ki zaten takımın şu anda %70'lik kısmı hazır vaziyette. Yani %30'luk bir kısma transfer yapılacak. Sayın Başkan da söylemiş oldu bu noktada. Fenerbahçe'nin acil olarak bir kere bir sol kanat, bir forvet ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmaların yapılacağını biliyoruz. Marko Arnautović ismi çok fazla ön plana çıkmış vaziyette. Onu söylemekte fayda var. Bugün zaten gazetelerde de var. Sayın Vitor Pereira'nın da eski öğrencisi. Günaydın. Ben Aygün abi. Merhabalar. Merhaba abi, selamünaleyküm. Aleykümselam. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Ergin. Buyurun Ergin Bey. Rizeliyim abi. Ne güzel kardeşim. Alo.
Alo. Ergin Bey, en son Rizeliyim dediniz, kayboldunuz. Alo. Duyuyor musunuz? Duyuyor musun? Daha ben duyuyorum. Evet, daha, buyur, dinliyoruz Ergin Bey, buyurun. Ben fanatik Galatasaraylıyım abi. Hı hı. Bu PSV maçı hakkında konuşacağım. Şimdi bir medyada bir olay var. Teknik adamlar da yapıyor. Yani Manchester City, Liverpool, Manchester United. Bunlar karşımıza çıktığı zaman yok bilmem ne. Lan onlar da 11 kişi çıkıyor. Biz de 11. Onlar da insan. Bizim futbolcular da insan. Yani bu kadar, yani böyle bir şey olamaz. Yani gözünde büyütürsen bir rakibi, o gelir seni aynı boks gibi düşün. Boksta karşındaki gözüne bakamazsan. Ne yazıldı ki, ne çizildi ki böyle bir şey yaz söylesin. Ya hep diyorlar mesela Beşiktaş neymiş, gruptan çıkamaz. Niye çıkamasın? Yani dün Ozan abi dedi mesela, Eyüp abinin yanında biliyorsun program yapan. Hı hı. O dedi başarı bekliyorum. Abi yani onlar, yani ben anlamıyorum, 700 milyon dolarmış, euroymuş. Ne alakası var, her şey para mı yani? 11 kişi aslan gibi böyle hiç düşünmeden, hocalar da özellikle bak bir örnek vereceğim abi. Fatih Terim Real Madrid maçı vardı Galatasaray'ın. Bundan 3 sene önce mi? 6-0 yenilmiştik, hatırlıyor musun abi? Evet, 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 evet. Bak maç öncesi gidin konuşmalarına bakın Fatih Terim'e. Ben zaten fark edeceğimizi ben biliyordum. Çünkü aynen böyle diyor. Fatih Hoca'ya yakışmadı açık konuşayım. Diyor ki yok hocasına saygı duyuyoruz. Yok futbolcusuna saygı duyuyoruz. Sen böyle dersen futbolcular da çıkar böyle yine. Diyeceksin ki saygı duymuyoruz hemşerim diyeceksin. Yeneceğiz, aslan gibi yeneceğiz. Nedir yani, illa saygı mı duymak lazım? Yani bu Şenol Güneş de aynısını yaptı. Yok İtalya, yok Mancini. Ya lan çıkın yenin. Yani bayağı bir doluyum bu konuda. Evet. Aygün abi. Hı hı. Programlarını da çok beğenerek takip ediyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Kardeşim. Sağ ol kardeşim, Ergin kardeşim. Çok teşekkürler. Alo. Bitti galiba. Tahmin ediyorum. Kapattı sevgili kardeşimiz. Evet, mesajlara dönelim. Kadir Eroğlu, hayırlı sabahlar abim. Bence Vitor Pereira kendi adıma mutluyum. Diğer taraftarlar gibi kötü düşünmüyorum. İnşallah başarı olur. Seviliyorsunuz abim, saygılar demiş. Tabii geçmişte yaşamış olduğu bir tecrübe var Vitor Pereira'nın. Türk futbolunu çok iyi biliyor. Ondan dolayı bir avantaj var ama tabii işler kolay değil. Günaydın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Ayun abi? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ya ben Türkmenizi hep dinliyorum. Türkmenistanlıyım. Ruşen. Ha Ruşen kardeşim, nasılsın? İyi misin? İyi Allah'a şükür. Hep sizin bir tane şeyinizi kaçırma. Bizim biraz aksent var, tamam mı? Türkçe'm şey, siz zaten. Bazen sen de mesaj yazıyorsun değil mi? Evet evet evet, Instagram'dan. Ha, Instagram'dan görüyorum. Tahmin ediyorum zaten Türkçeden dolayı. Yani biraz cümlelerde şeyler oluyor ama o sıkıntı yok. Buyur kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ben burada ayakkabıda çalışıyorum. Hı hı. 2007'den beri buradayım. Çok iyi Fenerbahçeli. Şimdi Aygün abi, ben sizi hep dinliyorum. Yani gerçekten çok adaletli insansınız. Bir de şöyle bir şeyinizi çok ilk kafamda kaldı. Bir kere bundan 2-3 ay önce, hatta 2-3-4 ay önce bir çok yani bir Beşiktaşlı aradı, tamam mı? Sergen Yalçın'a şey yaptı yani, olmaz değil, bıraktım falan, siz değil, sabrediniz. Sabrediniz dedin, her şey yoluna girer dedi. Yani zaman, o zaman aynı ihtiyaç şey. Evet, zaman ihtiyacınız var, ihtiyacı var dediniz. Şimdi sizin böyle şey insan olduğunuzu gerçekten, yani nasıl diyeyim, yani adaletli insan olduğunuzu teşekkürler şey yapıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de, mesela Fenerbahçe'de ben çok iyi takip ediyorum, maçlara gittim sadece şeyde. Pandemiden önce tüm maçlara gidiyordum. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Mesela şeyde, antrenmanlarda böyle, tamam mı, gülüşmeler, oynaşmalar, yani şey yapanlar, yani nasıl diyeyim, yani ciddiye mi almıyorlar anlamında söylemeye çalışıyorsun? Ciddi, evet, evet, ciddiye almıyorlar, tamam mı? Yani büyük paralar alıyorlar. Aygun abi, mesela gidip, tamam mı, o evinde büyük yerler, başka yerlerde böyle şey şakalarını falan yaptınız. Ama oraya geldiği zaman antrenman sırasında ciddi olsun. Evet, 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 kesinlikle. Çünkü bak, kısaca şimdi şey yaparım, fazla bekleyenler var. Şimdi bizim askerlik yaptık, tamam, böyle kolay zorluktan gelenler, bizim askerlik çok sıkıntı. Türkmen, Kırgız, Çiçen birbirinin aralarında böyle çok zor. Böyle yumuşak olanlar, zenginlerin çocukları, tamam mı, orada mahvolur. Yani zorluk çekerdiler, tamam mı? Böyle zorluktan gelenler böyle orayı dayanıklı çıkardılar. Şimdi orada ciddiye almıyorlar. Yani birkaç tane böyle var. Şaka, ha ha ha, böyle şeyler, şakalaşmalar. Benim çok yani şeyime gidiyor yani.
biraz yani dikkat etmeleri gerekiyor. Şampiyonluk sen nerelisin yani. Türkmenistan'dan neresinden? Akşabatlı mısın? Ben Mersin. Ha, ben Aşkabat'a gitmiştim de oradan sana. Aşkabat'a evet, gitmiştim evet. Ben. Ha. Siz dediniz işte beyaz bayrak var falan şey var. O yayınını bile dinledim hatırlıyor musun? Dedin değil mi? Bir bayrak var bir şey var dedin. Doğru. Öyle bir şey dedin değil mi? Doğru. Bir de şeyiniz çok güzel. Türkmen pilavınız. Türkmen evet. Aygün abi sizi çok seviyorum ben. Sağ ol kardeşim yani Allah razı olsun. Bak o yayını bir de kaçırmadım dedin. Biliyorum hatırladım o arkadaşla kim olduğunu da biliyorum. Aşkabat'a gittim evet doğru. Devam et bakayım bir şey söylüyordum ben araya girdim. Evet dedin bayrak var dedin orada beyaz bayrak arkamızda böyle bayrak falandan bahsettin tamam mı? O yayını bile aklımda. Tüm yayınımı size çok seviyorum. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Demek istediğimi ben aksent vardı. Türkçem şey ama sen anladın. Ben anlıyorum. Çok iyi. Ya bizi dinleyenler de çok iyi anlıyor. Futbolcuların ciddi almaları gerektiğini söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana. Doğru. Peki. Çok teşekkür ederim Uşan kardeşim. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Aşkabat ya. Çok güzel bir şehir. Orada da Olimpiyat Köyü kurulmuştu. O zaman davetli olarak gitmiştik. Türkmenbaşı'nın davet olarak gitmiştik. Güzel de bir olimpiyat köyüydü. Ülke de çok güzel. İnsanları çok sevecen. Çok sıcak bir şekilde sizi karşılıyorlar. Ve her yerde inanılmaz bir şekilde ilgi gösteriyor. Yani nereye giderseniz gidin inanılmaz bir ilgi var. Özellikle bizlere karşı zaten kardeş ülkemiz. Evet, saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra da telefon almaya devam edeceğimizi belirtelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Anamur'dan sevgiler. Aysen Işıldak ben. Duyamadım. Çok Aysen. Aysen. Nasılsınız evet, Aysen Hanım? İyi misiniz? Anamur'a sevgiler, saygılar sizin nezdinizde. Buyurun Aysen Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Sosyal medyadan da yazıyorum size. Şey mi? Emekli öğretmenim. Öyle mi hocam? Buyurun hocam. Evet. Buyurun. Evet. Radyo Spor Süreci takip ediyorum. Ben Pereira'dan hiç memnun değilim. Biraz önce de yazdım. Hmm. Sosyal medyadan. Denenmişi denenmenin bir yararı yok diye düşünüyorum. Hmm. Biz başarı bekliyoruz artık. Çok yorulduk. Yani aklınızda peki bir isim var mıydı? O geçen isimler arasında ya keşke şu olsaydı dediğiniz bir isim var mıydı? Yoksa? Emre Belezoğlu kalsa ben memnun olurdum. Hmm, devam etmesi anlamında. Devam etmesi adına hem Fenerbahçeliydi hem takımı tanıyordu. Kendi kurmuştu. Hmm. Çok mutlu olurdum yani ama böyle gün diye bekledik gele Pereira geldi. Ben hiç mutlu olmadım yani. Bu sene de başarısız olacağımızı düşünüyorum. 6. hissim öyle diyor. 6 Kasım geçen Aysen değil mi sizinki? 6 Kasım Aysen. Aa, ikinizi şimdi gördüm. Buyurun Aysen Hanım. Geçen yıl Erol Bulut geldiği zaman da başarı olamayacağını bir yaş itibariyle herhalde 6. hissim çok kuvvetli. Güçlü. Hı hı. Güçlü, onun başarılı olamayacağına da inanmış. İkili ilişkilerin çok zayıf olduğunu söylememde fayda var Erol Hoca'nın. Maalesef bu Fenerbahçe'de yaşandı. Yani antrenman sahası içinde ve dışında futbolcularla diyaloğun çok iyi olmadığını söylememde fayda var. Açık söyleyeyim. Dille ilgili olabilir mi yani Türkçeyi? Yok hiç alakası yok. Yani Fenerbahçe'de futbol oynamış olan bir futbolcu uzun yıllardır Türkiye'de teknik direktörlük yapmış olan şu anda Gaziantep Kulübü'nün teknik direktörünü yapan bir isim ama maalesef uymadı. Ben de ilk antrenmana gittiğimde medyadaki arkadaşlara da söylemiştim bu iş olmaz demiştim ama tabii ki sonuçta destek olunması gerekiyordu ama ben de aynı düşüncedeyim. Bakın ben mesela Aykut Kocaman beğenip beğenmeyebilirler. O dönem devam etmesi gerektiğini düşünüyordum Sayın Başkanım. Aynen. Emre Belezoğlu da benim burada söylemiş olduğum cümle oydu. Emre Belezoğlu'ya da devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu takımı transferle yapan kişi Emre Belezoğlu'ydu. Aynen öyle düşünüyorum ben de. Çok üzülüyorum Aygün Bey. Ben maçları kaybettiğim zaman 65 yaşındayım bu arada. Maşallah sesiniz hiç öyle gelmiyor. Çok fanatik bir Fenerbahçeliyim. Böyle bir hafta yemek yiyemiyorum Fenerbahçe yenildiği zaman. Kaybettiğimiz zaman çok O zaman geçen sene bayağı rejim yaptınız. Kilo anlamında çok bayağı kilo. Ama çok üzüldüm gerçekten. Böyle yani kimseyle konuşmak istemiyorum. Hmm. Kabuğuma çekiliyorum. Bir hafta sonra bir daha yeniliyor.
Sürekli ben çok üzülüyorum yani. İyi bir teknik. Özellikle Sivas maçı çok üzmüştür sizi tahmin ediyorum. Kesinlikle şampiyonluğun kaçan maç Sivas maçı. Ay Sivas maçına çok kahroldum. Çok. Ama yapacağım bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Arıyorum zaman zaman düşüremiyorum. Bugün düşürdüm. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın Aysen Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun size de iyi günler. Çok mersi. Merhabalar abi. Geçen hafta Ali Koç'tan açıklama beklerken pazartesi açıklama gelmeyince vizyonsuz hoca getireceği için geciktirildiğini söylemiştim. Victor Pera'nın Aykut Kocaman'dan ne fazlası var merak ediyorum. Yorumlar mısın abi demiş. KNRZBK kardeşimiz. Demin de söylemiş oldum yani Pereira ile ilgili daha önceki dönemde Fenerbahçe'de çalıştı. O dönemde ben de Fenerbahçe'de antrenmanlara çok fazla gittim. Ama gene de sonuçta Fenerbahçe teknik direktörü şu anda Vitor Pereira. Demek ki yarım kalan bir hikaye var ve bu hikayeyi tamamlamaya geldi Sayın Pereira. Bir de şimdi ilk 6-7 hafta çok önemli. Bütün takımlardaki teknik direktörler açısından çok önemli. Demin de söylemiştim. Artık tribünlerde taraftar olacak. Yani %50 kapasite bu ne demek? Yani her statta özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi statlarda 20 binin üzerinde taraftar olacak. Ve bu takımları olumlu veya olumsuz anlamda çok fazla etkileyeceğini belirtmemizde fayda var. Ne demiş? Mendo 44.02. Abi nasıl ki Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının teknik direktörleri arkasındalar. Biz de Victor Hoca'nın arkasında sıkı duralım. Futbolcular adam gibi oynasın. Saygılar sunuyorum demiş. Mando 44.02. Erkan Bey demiş ki günaydın Aygün Bey, sizce Vitor Pereira Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Sayın Ali Koç Başkan'ın çok konuşacak dediği teknik direktör bu mu? Emre Belezoğlu, Aykut Kocaman olsaydı daha iyi olurdu. Bence Fenerbahçe bu senede şampiyonluk zor demiş. Hasret 8 seneye çıkacak gibi gözüküyor demiş Erkan Bey. Evet, Twitter'lı mesajlarını yoğun bir şekilde okuduk. Biraz Instagram'a dönelim diyorum. Dinleyici de alacağımız belirtelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Hüseyin. Buyurun Hüseyin Bey. Merhabalar. Galatasaray. Buyurun Hüseyin Bey. Merhaba. Az buyurun. Önce bir mesaj okudum. Arkadaşı katılıyorum. Hani Victor Pereira'nın arkasında duralım. Hı. Eksik olan bence tarafımız bu. Nasıl Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in arkasında iyi veya kötü günde durmaya çalışıyorsa. İşte Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'nın arkasında. Ben Fenerbahçe taraftarının da Victor Pereira'nın arkasında durmuş. Şimdi eskiden başarısız olduğu şimdi başarısız olacak anlamına gelmez. Hemen burada Ali Koç'un bir sözü beni hem Türk futbolu anlamında üzdü. Hem hangi yani, sözü? Hani Fenerbahçe işte yabancı teknik direktörleri arıyoruz veya şey getirmeye çalışıyoruz ama getiremiyoruz demesi aslında Türk futbolunun maalesef geldiği noktayı gösteriyor. Eskiden genel anlamda Fenerbahçe anlamında söylemedi. Genel anlamda söyledi ama sorun sadece Fenerbahçe'ye bir getirmeye söylemeye çalıştılar. Doğru. Türk futbolu için ben bu sözü ben Türk futbolu olarak algıladım. Çünkü doğru. Gerçekten şimdi mesela Galatasaray Fatih Terim'le yoluna devam ediyor ama Fatih Terim olmasaydı mesela bir başka başkan Eşref Hamamoğlu kazansaydı acaba yabancı teknik direktörle kimi getirebilirdi veya gelse ne kadar para alırdı, ne kadar para verilebilirdi. Bununla konuşun da şu an günde Fenerbahçe olduğu için herkes Fenerbahçe üstünde konuşuyor. Ben Türk futbolunun eğer bir yerlere gelebilmesi için bizim şans vermemiz gerekiyor. Hani arkasında durmamız gerekiyor. Bir not daha söylemek istedim ben. Fenerbahçe'de geçen Galatasaray'da hatta bir GSTV'de bir program sunucusu tebrik etmişti. Arda diye bir genç bir kardeşimiz var. Arda. O dünkü maçta da Başakşehir muhteşemdi. Muhteşem bir oyun oynadı. Ben Fenerbahçe'nin yani en azından bu Ömer Faruk Beyaz gibi olmaması için bu sözü en azından bir an önce yani nasıl desem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Galatasaray'daki o Galatasaray TV'deki arkadaşa Serkan'dı galiba. Serkan evet. Öyle olması hatırlıyorum. Yanlış hatırlamayayım şimdi canım kardeşimin ismini de. Ona hatta bir teşekkür mektubu da yazdılar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel. İşte bunları bizim çoğaltmamız gerekiyor. Yani bir GS TV'de mesela bir Fenerbahçe futbolcuyu övmek veya bir TB TV'de bir Galatasaray'la bir Beşiktaş'ta övülmesi gerektiğini ben de söylüyorum. Doğrusu bu. Böyle olmamız lazım. Bizim yani ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin düşmanım değil veya Beşiktaş benim düşmanım değil. Onlar da ben maçını izliyorum. Onlar da gol attığı zaman güzel gol attığı zaman çok güzel gol attı. Veya galip geldikleri zaman hak ettiler. Mesela
geçen sene Fenerbahçe evet bir maçı şampiyonu kaçırdı. Galatasaray 2 golle kaçırdı ama sonra bir kişinin şampiyon olması gerekiyordu. O da bir şey. Serbay Şenkal. Unutmayayım ismini. Serbay. Evet. Galatasaray TV'deki spiker arkadaşım. Evet, Serbay evet. Serbay Şenkal. Evet. Buyurun buyurun tekrar. Yani, bu yüzden diyorum ki yani futboldan keyif almak istiyoruz, zevk almak istiyoruz veya futbolumuzun bir yerlere gelmesini istiyorsa yani taraftar olarak da. Yani o yüzden bütün taraftarları arayacağım. Ne olursa olsun takımların aksında dursunlar. Takımların desteklesinler. Yani biz ancak bu şekilde bir yerlere gelebiliriz. Birbirimizi küfürleyerek, birbirimizi yani tabiri caizse tırnak içinde çamur atarak bir yerlere gelemedik bugüne kadar. Bu saatten sonra da geleceğimize inanmıyorum ben. O yüzden hep destek, tam destek diye bir söz var. O yüzden ne kadar destek olursak her takım taraftarı kendi takımına inşallah futbolumuz güzel yerlere gelir diyorum. Teşekkür ederim beni yayın aldığınız için. Sağ olun, kendinize bakın. Sağ olun, teşekkürler. Tekin Özlem Işık demiş ki, iyi yayınlar Aygün Bey, ben Tekin sizi bir konuda eleştirmek istiyorum. Neden sadece dört büyük takımlar için gazeteci bağlantısı yapıyorsunuz? Adana Demirspor'da transferde bombayı patladı ama hiç kimse gündeme getirmedim. Yayının başında zaten Adana Demirspor'la ilgili konuştum. Balotelli ile ilgili, Belhanda ile ilgili zaten bir giriş yaptım. Hatta konu başlıklarından bir tanesi de bu. Bizi de bu konuyla ilgili aramak isteyen olursa dedim, telefon hatlarını verdim, numarasını verdim. Zaten bizden sonra biliyorsunuz Salim Manav kardeşimizin de programı var. Benim yayın bittikten sonra o geliyor yayına. O da bütün Anadolu kulüpleriyle ilgili çok detaylı bilgiler veriyor. Onu da söylemek istedim. Günaydın. Alo. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Günaydın tekrar. Kocaeli Gebze'den Mert Çavuş. Buyurun Mert Bey. Öncelikle hayırlı sabahlar olsun. Sağ olun size de cümlemize. Sağ olun, çok mersi. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım sizin gibi. Aygün abi, eski teknik direktörümüzü geri aldık Allah'ın izniyle. Ben bu sefer herhalde biraz ümitliyim. Bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama İnşallah bu sefer de yanılmayız da. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Mesut Özil çok klas bir futbolcu. Victor Pereira da Fenerbahçe'de iyi puanlar toplayıp ligi ikinci bitirip şampiyon olamadı. Sizce kendisinin etkisi Mesut Özil'in üzerinde nasıl bir etki yaratır? Yani şimdi bu senenin plan programı Sayın Başkan'la yapılan sohbetlerden dolayı biraz İrfan Can ve Mesut Özil üzerinden takımın kadrosunun kurulacağı ve bütün plan programın o ikili üzerinden yapılacağı yönündeydi. Ama tabii şimdi Sayın Victor Pereira'nın dönemindeki futbolculara baktığınız zaman şimdi bu dönemdeki futbolcular arasında farklı görebilirsiniz. En büyük sıkıntı yayın öncesi aslında şeyde yukarıda ben mesela yayın hazırlanırken İşte o dönemdeki futbolculara biraz baktım. Hatırlamaya çalıştım. Kimler var, kimler yok diye. Şeyin döneminde, Pereira'nın döneminde. Şimdi biraz sıkıntılar yaşıyor. Şimdi Mesut Özil'in üzerinden kurarsa, Mesut biliyorsun bir farklı bir yapısı var. Evet. Biraz konsepti biraz farklı. Yani Mesut'tan ya nasıl yararlanacak ben de bilmiyorum. Nasıl değerlendirecek ben de hakikaten bilmiyorum. Ama dediğim gibi bütün plan program bu sene bu ikili üzerinden kurulacak. En büyük düşüncem, en büyük sıkıntım şöyle söyleyeyim. Biraz yıldızlarla, yıldızı barışmayan bir teknik direktör. İşte bizim de korkumuz bu zaten. Yani, bizim de korkumuz bu. Ha bakın şimdi şu var. Bir 5 sene 6 sene geçti, doğru mu? Evet. Şimdi 5-6 sene önceki Victor Pereira ile şimdiki Pereira arasında da bir sürü değişimler yaşandığını tahmin ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Aygün abi, şu an biliyorsunuz bu sene Allah nasip ederse seyircili bir ortamda oynayacak. Evet, yani en az 20 binlik bir seyirci evet, gelecek oraya. Şöyle olası örnek veriyorum size, hani olmayacak bir şey değil, Fenerbahçe'nin başına ceza her zaman gelen bir şey. Oldu ki ligin ilk maçı Kadıköy'de oynandı ve Fenerbahçe 3-0 mağlup oldu. Evet. Bunun faturasını bana mı kesecekler? Hayır. Yani çok büyük bir kaos olur diye düşünüyorum. Bu dakikadan sonra fatura başkana kesilir. Başkana kesilir. Valla biz başkanın yanındayız. Sevgili başkanımızın yanındayız. Hayır, ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani anladım. Çünkü 3 yıl sonra da yani artık oklar tamamen sayın başkana döner. Onu yani söyleyeyim. Bu sene olmazsa olmaz olması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin bu sene tek kurtaracağı şey şampiyonluk ve başarıdır. Hani başarı olması için Fenerbahçe'nin gerçekten büyük bir başarıya ihtiyacı var. Bir de size bir soru daha sormak istiyorum. Forvet arayışları var yanımda. Doğru, doğru. Siz daha iyi bilirsiniz yönetim. Yani siz bu işin içinde olduğunuz için nasıl bir gelişme var forvet hakkında? Valla Vedat Muriç'in beklendiğini söyleyeyim. Vedat Muriç'in geri sayım başladığını söyleyebilirim. Tabii oradaki son durumlarından sonra netlik kazanacak ama bir forvet daha gelecek. Net söyleyeyim. Yani evet. Serdar zaten yedek onun anlamına gelecek. Vedat ve bir forvet daha alınacak. İnşallah. Bir sol kanat alınacak.
onları söylemekte fayda var. Aygün abi, sizin bu sene Fenerbahçe'den bir büyük bir beklentiniz var mı? Yani bu kadro yapısına baktığın zaman hakikaten Fenerbahçe'nin kadrosunun geçen sene de söyledim. Çok iyi bir kadro oluşturulduğunu söyledim. Çok geniş, alternatifli bir kadro oluşturulduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef geçen sene Erol Hoca'yla yaşanan bir sıkıntı vardı. Ondan sonra da takım toparlanamadı. Bazı futbolcular artık kopma noktasına geldi. Bazı futbolculara diyalogları koptu. Şimdi bambaşka bir hoca, öyle diyelim, Pereira ile beraber yaklaşık 40'a yakın bir futbolcu bugün itibariyle Topuk Yaylası'nda antrenmanlara başlayacaklar. Dediğim gibi... Aygün abi, son olarak da kapatacağım. Herkesten çok özür diliyorum. Bir sistemde bulunmak istiyorum. Lütfen siz de, yani bu beni herkes duyuyor. Bir konunuz oluyor, İzmir'den Derya Hanım hep Fenerbahçe'mizi eleştiriyor, kendisi koyu bir Galatasaray. Söyledim zaten Derya Hanım'a, söyledim ya, o bana mesaj atmış, onu da söyleyeyim. Ya diyor, ben diyor Aygün Bey diyor, siz Fenerbahçe olduğunuz için ben size bağlanıyorum, Fenerbahçe'ye konuşuyorum diyor. Eyüp Yıldız Galatasaraylı olduğu için Eyüp Yıldız'a bağlanıyorum, Galatasaray'a konuşuyorum ya, diyor. Fenerbahçe tarafları o kadar rahatsız ki hanımefendinin söyleyişlerinden. Neden diyeceksin? Biz yağmurda da çamurda da sevgili başkanımızın cezaevine girdiği günden beri Fenerbahçe'nin hep böyle, yani kendimizi bildim bile de hep Fenerbahçe'nin. Ya, biz Galatasaray'ı eleştirmiyoruz. Galatasaray'ı veya bir başka takımı eleştirmek bize düşmez. Ama yani kendisi yayına katıldığı zaman 10 dakikadan aşağı bir kere konuşmasını gerçekleştirmiyor. Bir de yani bekleyenler de oluyor. Peki, kendisinden biraz daha kısaltırız. Tamam, Fenerbahçe'mizi konuşmasına gerek yok. Aygün Bey, herkese hayırlı bir hafta. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, çok mersi. Şimdi burada şu konu da var. Özellikle şunu da belirteyim. Hatta şimdi beyefendi söyleyince aklıma geldi. Dinleyicimiz söyleyince aklıma geldi. İşte bazen diyor, işte ne kadar çok Fenerbahçe konuşuyorsun diyorlar, tamam mı? Şimdi ben konuşmuyorum. Gene aynı şeyi söylüyorum. Programın ilk bölümü dinleyicimize açık. Şimdi buraya bağlanan Fenerbahçeli arkadaş Fenerbahçe'yi konuşuyor. İşte biraz Galatasaray'ı konuşuyor. Şimdi bağlanan diğer Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaşlar da Fenerbahçe üzerinden konuşmalar yapınca sanki program tamamen Fenerbahçe programı gibi oluyor. Aslında öyle değil. Bir saat size açık. Fenerbahçeli Fenerbahçe'yi konuşursa, Galatasaraylı sadece Galatasaray'ı konuşursa, Beşiktaş sadece Beşiktaş'ı konuşursa, o zaman ortak anlamda noktaya baktığımız zaman bütün kulüplerle ilgili konuşmuş olacağız. Ama herkesin bir şekilde, işte demin Derya Hanım'la sazı geçince kendisine de söz hakkı da oldu. Eğer dinliyorsa bizi arayabilir, düşürebilirse tabii. Şunu söylemek istiyorum, yani kendi takımlarla ilgili daha çok konuşurlarsa biraz daha güzel olur gibime geliyor. Günaydın, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Benim adım Erhan Ekermen. 61 yaşındayım. Erhan Bey, sesiniz maşallah daha dinç geliyor. Demin Aysen Hanım aradı. 65 yaşındayım dedi. İnanamadım hakikaten. Buyurun. Buyurun. Evet. Ben Beşiktaşlıyım ama hakikaten şimdi şikayet ettiniz. Ben yine Fenerbahçe konuşacağım. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Şu hani çok büyük beklenti, bu sefer olmazsa olmaz ya, bu işte Vitor Pereira geldi, mutlaka bu sene olması. Yani hakikaten, yani tabii benim haddim değil ama şu Fenerbahçeli arkadaşlarıma ya bu kadar stres yüklenmenin hakikaten bir şeyi yok. Ve böylece negatif de oluyor. Yine bir yenilgide aman dünyalar yıkılıyor falan. Yani ne bileyim, biraz daha böyle şey almak lazım. Şimdi bu sene şöyle bir sıkıntı var Erhan Bey. Şimdi açıkça söyleyeyim, normalde ben bu konuya çok fazla girmeyi düşünmüyordum ama bu sene Sayın Başkan Ali Koç'un sadece başka algılarla değil, bir de iç algılarla da mücadele edeceği bir sene. Neden öyle diyorum? Neden öyle diyorum? Lütfen cümlenizi unutmayın Erhan Bey. Sözünüzü de kestim. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması var. Seni tribünlerle indireceğim bir açıklaması var. Yani demek ki bu sene Fenerbahçe'nin başarısız olmasını düşünen de bir grup taraftar da olacak. Kimse kusura bakmasın. Bir de bununla da uğraşılacak. Yani ondan dolayı bu sene hakikaten teknik direktörün de sıkıntı yaşayacağı, başkanın da sıkıntı yaşayacağı bir dönem. Ama tabii burada şu da var. Eğer Fenerbahçe kötü başlarsa toparlanması zor olur. Ama iyi başlarsa o zaman bu algıcılara da bir şekilde ağızlarının susturulmuş olacağını tahmin ederim. Peki Aygün Bey, o zaman bu yıl Fenerbahçe için çok güzel bir sınav senesi olabilir. Yani kendi cebinden 50 milyon dolar, şirketlerin vasıtasıyla da bu desteğin 200 milyon dolar çıktığı bir başkan, Fiorentina Perez bile vermiyor böyle bir parayı. Doğru. Onun için, doğru. Yani madem şu hani başkan gitsin, eğer şampiyon olamazsa başkan gitsinci fanatiklere,
mantıklı Fenerbahçelilerin galip geleceği bir sene olsun. Yani Fenerbahçe şampiyon olmasa da Ali Koç gibi bir başkanların arkasında dursunlar. Diyelim ki 8 yıl değil 9, 10. yılda şampiyonu ama yani bu böyle... 14 sene mı? Benim hatırladığım kadarıyla Fatih Terim dönemiydi galiba. 14 sene Galatasaray şampiyon olmadı. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Eğer yanlış hatırlıyorsan beni uyandır. Lütfen uyarsın. Doğru doğru. Beşiktaş'la ilgili söyleyeyim. Ben Ankara'dan, kolejden, efendim bizim ODTÜ'den her hafta buraya maça gel, yenil, geri git. 15 yıl biz şampiyon olamadık. Yani oluyor böyle şeyler, takımlarda olur, doğru. Onun için şu fanatizme aman olamadık, bitti. Vitor Pereira'dan bir şey olmaz. Ali Koç da geldi, iyi yapamadı falan. Yani hakikaten biraz daha mantıklı düşünmek lazım gibi geliyor. Şunu demek istiyorsunuz, yani Vitor Pereira ile başlayıp Vitor Pereira ile en az 2 sene devam edilmesi gerektiği düşüncesinde misiniz? Tabii bence de öyle. Artı o Aysen Hanım, Anamur'dan arayan hanımefendiye de bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyor ki bir yenilince bir hafta yiyemiyorum diyor. Siz de diyet yapıyor dediniz. Hayır, geçen sene bayağı diyet yaptınız o zaman dedim ben de. Diyet değil, onun adı açlık grevi oluyor. Çünkü her hafta yenilecek. Tehlikeli onun için. Doğru doğru. Yok, şaka yapıyorum tabii. Tabii ironi ironi, bunlar güzel espriler, sıkıntı yok. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, kendinize bakın. Tekrar sevgiler saygılar. Evet, saatlerimiz 10.51'i gösteriyor. Telefon almaya devam edeceğiz. 11.10 geçeye kadar telefon alacağımızı belirteyim. Ama tabii kısa bir ara vermemiz lazım. Hakan ara vermemiz gerekiyor dedi. Kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, bütün hatların yandığını söylemek istiyorum. Bazen mesajlar geliyor, telefonlar açılmıyor diye, ama bütün hatlar yanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hakan da tek tek düğmelere basarak dinleyicilerimizi alıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Aydın Didim'den Erkan. Az önce mesajımı dokudun, üstüne bir de bağlanma ekstra oldu Aygün Bey. Ekstra. Twitter'dankini mi, Instagram'dan mı? Şimdi her yerden okuduğum için bilemiyorum. Twitter'dan. Aygün Bey. Şimdi ilk önce sizden bir özür diliyorum. Bu Emre Belözoğlu gittiğinden dolayı. Böyle hani kalsın diye söylüyordunuz. Ben de diyordum ki 10 maçtır biraz başarı oldu ama Emre Belözoğlu kurdu takımı. Hep en fikirdik böyle kalmasından yana ama gittikten sonra da yabancı teknik direktör, hatta Ramazan Bayramı'nın son günü sizi bağlandığımda söylemiştim. Kesinlikle yabancı teknik direktör olması lazım. Ve geldiğinden de başarı istiyoruz. Az önce Anamur'dan ayağın Sayın Aysel Hanım'dı galiba. Aysel Hanım, doğrudur. Evet, ona gerçek Fenerbahçeli bağlandı görüyorum. Bir de ben ikinci olarak görüyorum kendimi. Bir de siz üçüncü olarak. Şimdi şöyle bir şey. İlk üçe koyduk şöyle, yani. Buyurun buyurun. İlk evet, üçteyiz yani. Evet, Aygün Bey. Şimdi bakın, az önce de yazdım ama bir Fenerbahçeli olmak demek ayrıcalık demek. Biz başarıya aç ve susuz bir takımız. Ya bu 8. teknik direktör oruyor. Gerçi Ali Koç'un kaçıncı olduğunu bilmiyorum getirdiğini ama 76. Yani şöyle söyleyeyim. 3. teknik direktör. Aradakiler teknik direktör değil. Onlar geçiş süreleridir. Sayın Ali Koç'un ya söylediği 3. teknik direktör. Pereira ile beraber 4. teknik direktör. Buyurun. Evet buyurun. Aygün Bey, 76 tane de futbolcu geldi gitti. Ya bu başarı mıdır ya? Yapmayın gözünü seveyim ya. Bu biz açız şampiyonluğa susuz açız. Yani az önce de siz söylediniz ama çok büyük risk. Bana göre bakın, Aziz Yıldırım başkan odayı diyelim dedi ama gene çıkacak, gene konuşacak. Konuşmasında da aklı. Yani Ali Koç'tan biz çok şeyler bekliyorduk, çok umutluyduk. Hani artık kredi tükendi. Ben Fenerbahçe'nin bu sene başarıyı bırakın ilk dörde dahi giremeyeceğini düşünüyorum. İlk sezonunki gibi 6-7'lerde bitireceğiz gibime geliyor. Yani bu hüsran benim için. Yani böyle bir şey olmaz. Tarih 7 Haziran günlerden 7 ayı Haziran'ın 5 Haziran. Doğru, çok özür dilerim. Haziran 5 Haziran. Erkan Bey bağlandı ve ben şunu söylemek istiyorum. Aynı senaryoyu geçen sene Beşiktaş'ta yaşadık. Buraya bağlanan Beşiktaşlar takımlarıyla ilgili, özellikle hoca ile ilgili, transferlerle ilgili neler söylediler? Doğru mu? Doğrudur. Şimdi dönüyoruz bu tarafa. Yani
2021'in Haziran'ın 5'ine dönüyoruz. Fenerbahçe taraftarı da aynı şekilde. Ben de diyorum ki bekleyip görelim. Çok erken konuşmamak lazım. Takıma destek olmak lazım. Biz 8-9 haftanın geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha 8-9 hafta içinde tabii ki kötü sonuçlar olursa zaten oturacağız hep beraber eleştireceğiz. Ama daha şu anda lig başlamadı. Hoca yeni. O 5 sene içerisinde. Bakın bir şey söyleyeceğim ben size. İlk tanıdığım Ersun Yanal'da ikinci gelen Ersun Yanal arasında inanılmaz bir fark vardı. İlk tanıdığım Ersun Yanal'daki yükseliş, ikinci gelişti Ersun Yanal'da ben dedim Ersun Hoca çok büyük bir düşüş yaşamış dedim. Futbol anlamında söylüyorum. Konuşmalar anlamında söylüyorum ki Ersun Hoca'yı ben çok severim, çok değerli arkadaşım. Tamam Aygün. 5 yıl önceki Victor Pereira ile şimdiki Victor Pereira'yı da biraz bekleyip görmemiz lazım. Belki o dönemdeki Victor Pereira üzerine inanılmaz şeyler kattı. Çok farklı bir Victor Pereira göreceğiz. Bilmiyoruz. Aygün Bey kaç tane futbolcuyu kendi getirdi diyene soracağım size. Sizin tecrübenize saygı tabii duyuyorum. Tabii şimdi Erkan İnşallah Bey bu kadroyu Pereira kurmadı. İşte ben de onu söylüyorum. Ben onu demek istedim. Kaç tane futbolcu isteyecek de getirecek Sayın Ali Koç. Ve başarı ben ciddi söylüyorum. İnşallah 10 haftayı geçer bu Pereira'nın kalması. Bence biz ilk 5-6-7 hafta üsranla başlayacağız. Tahminim öyle ama dediğim gibi biz aç susuzuz. İnşallah başarı bekliyoruz. İnşallah yanıltır. Çıkarım sizden gene tekrar bir özür dilerim. Ya da vesaire. Ben de özür diliyorum valla. Geçen sosyal medya hesabına yazdım. Özür diliyorum takipçilerden dedim. Bilemedim dedim hakikaten. Teknik direktörü bulamadım. Açık söylüyorum. Aynen ters köşe olduk. Herkes program gibi. Programları da ters köşe oldu. aynen Aygün Bey. Şu an yani ben inanılır gibi değil. Yani olacak gibi değil benim için bu Ferrari'nin gelmesi. Ama 7-8 haftayı da geçeceğini zannetmiyorum. Fener'den hiçbir başarı olacağını da zannetmiyorum. Sayın Aziz Yıldırım güçleneceğini söylüyorum. Hani başkanlıkla alakası yok ama şöyle çıkıp yine bombalayacak deriz onlardan. Ben öyle görüyorum yani. Çıkıp konuşabilir. Daha doğrusu bir şey diyemiyorum ama tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının hoş olmadığını da bir kez daha söylemek istiyorum. Ya ben de katılmıyorum ona Aygün Bey. O konuda ben de sizde hemfikirim ama işte yöneticilik... Bir kulüp başkanı bir futbolcu üzerinden eski başkan kendi takımını bir futbolcu üzerinden SPK'ya şikayet edemez. Net söyleyeyim. Ki ya, açıkça söyleyeyim o transferdeki rakamları ben burada söyledim. 7+1 dedim. Bana bile inanmadılar. İşte o zaman Sayın Mustafa Cengiz işte 11'ler 12'ler falan 8 almış 3 almış bilmem ne koymuş. Hayır 7+1. 8 milyon euro. 7+1 anlaşıldı dedim. Net. Bir de şimdi bir şey söylediğiniz zaman bir taraftan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yalancı duruma düşürdüğünüz gibi öbür taraftan da sanki öbür taraftaki Göksel Gümüştağ kısmını da sanki farklı bir noktaya getiriyorsun. Sanki yüksek satıp düşük gösterme aradaki şey gibi anlatabildim demek istediğimi. Anladım Aygün Bey. Konuşulduğu zaman bir şey söylendiği zaman biraz dikkat edilmesi gerektiğini söylememizde fayda var Erkan Bey. Buyurun söz size tekrar buyurun. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha ters köşe oluruz. aklı olan Sayın Ali Koç çıkar. Ama bence aklı olan bu programın yapımcısı ve sunucusu Aygün Özübirlik'te ben olacağımı tahmin ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Aa doğru. Aysen Hanım uyarmış beni. Çok özür dilerim Aysen Hanım. Ya doğru. Haziran değil. Bugün Temmuz. 5 Temmuz. Yani günler ne çabuk geçiyor. Valla çok çok özür dilerim beni şey yaptığınız için. Evet bugün 5 Haziran değil 5 Temmuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Onunla ilgili çok mesaj geldi. Hatta Aydın 3. diye tekrar mesaj atmış. Sağ olsunlar dinleyicilerimiz de hemen böyle bakın bu çok güzel bir şey işte. Yani beraber gidiyoruz. Programın en güzel kısmı beraber gitmemiz. Yani burada bazen bunlar biliyorsunuz canlı yayın olabiliyor. Bir anda ağzımızdan farklı bir şey çıkabiliyor. Şey anlamında yanlış anlamında çıkabilir. O anda düzeltebilirseniz ki geliyor böyle mesajlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem Aydın 3. hem de 6 Kasım Aysen Hanım'a. Evet kısa bir ara. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. Evet çok mesaj var. Emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Mendo 4402. Bir takım kötü gidiyorsa sorumlusu futbolculardır. Hoca değil. Büyük Fenerbahçe taraftarı hocasına sahip çık demiş. Mendo 4402. Instagram'a dönüyoruz. Instagram yıkılıyor şu an. Çünkü abi selamları yayınlar. Sana bir soru sormak istiyorum. Ali Koç vizyon getireceğim deyip geldi. Başkan oldu değil mi? Evet. Getirdi 4 teknik adamdan. İkisi Aziz Yıldırım teknik direktörü. Şimdi Aziz Yıldırım çıksa dese ki bu mu senin vizyonun dese ne dersin? Ne haklı mı haksız mı demiş. Batuhan Ergüven kardeşimiz.
Sedat Furan kardeşimiz Aziz Bey'in kovduklarını Sayın Ali Koç geri getiriyor demiş Sedat Furan beyefendi. Hasan Kurt Bey, 4. yıl 7 hoca, bunun yerine bir hoca maliyetli, hoca daha mantıklı değil mi abi? Maliyeti yüksek tabii ama hiç olmadı demiş Hasan Kurt Bey. Kısa kısa da olsa okumaya çalışıyorum. Instagram Halil Demir yayınlar abicim. Beşiktaş'ta Lens, Douglas, Laiç'le yollar mı ayrılacak demiş. Tabii bunların ortada şimdi bir futbolcu hadi gönderin. Gönderemezsiniz. Kolay değil. Maliyetleri var. Bedeller var. Aldığı paralar var. Bir de öyle bir anlaşma yapıyorlar ki diyelim ki Lens'i atıyorum X bir kulübe gönderiyorsunuz. Hadi diyelim ki A takımdaki Lens'i B takıma gönderiyorsunuz. A takımda Lens ne alıyor? İşte garanti 4 milyon euro alıyor. Atıyorum şimdi. Şimdi B takım ne veriyor? B takım 2 milyon euro veriyor veya 2 milyon 250 bin euro veriyor. Şimdi Lens 4'ü bırakıp 2-250'ye gider mi? Gitmez. Ne yapıyor? Diyor ki ben burada 4 kazanıyorum diyor. O zaman diyor bana diyor işte aradaki farkı da siz vereceksiniz diyor. Ben diyor zarara uğramayacağım diyor. Bu sefer ne oluyor? Ha 4 yerine bu sefer 1-750 veriyorsun. Öbürü 2-250 veriyor ama gene kasandan para çıkıyor. Kolay değil yani futbolcuları göndermek. Bu rakamları bulmak kolay değil. Halil Gültekin abi, Pereira Avrupa'da çeyrek final oynasa ama ligde 2'ye giremezse sen başarılı mı dersin, başarısız mı dersin? Maalesef Türkiye'de şampiyon olmadığın zaman başarılı kabul edilmiyorsun, başarısız gözüküyorsun. Şimdi işte belli bir kısımda biliyorsun ikinci de bitirse, averajda da şey olsa biliyorsun şampiyonluğu kaybetti. Belli bir kısım bile Sayın Fatih Terim'i, özellikle belli başkan adamları da, başkan adayları bile başarılı bulamadılar. Yani ülkemizde maalesef başarı için söylenen en önemli cümle şampiyonluk. Abi bugün Haziran 5 değil Temmuz 5 demiş Ali Ercan Taşkın kardeşimize. Teşekkür ediyoruz. Satı Yavuz, Aygün abi bu Penza transferi var mı Fenerbahçe'nin gündeminde? 10 milyon euro istiyor kulübü. Biraz zor gözüküyor. Onu belirtmekte fayda var. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın dedik ama kapandı. Yoğunluktan dolayı kendisine kusura bakmasın. Mesaj okumaya devam edelim. Mehmet Sakarya. İsveç Göteborg'ları yayınlar Aygün abi. Dinlemedeyim. Fenerbahçe taraftayım. Öncelikle hayırlı sezonlar diliyorum takıma. Mesut Özil üzerinden takım kurulacaksa Josef De Zoza gibi asker oyuncular şart. Josef De Zoza Fenerbahçe gelir bu sene, gelir mi bu sene sence demiş. Gelmez. Bir de İlker Kesmeci kardeşime selamlar olsun. Saygılar ve sevgiler demiş Mehmet Sakarya kardeşimiz Göteborg'dan. Günaydın. Alo. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhaba Aygün Bey. Merhabalar. Ben Bülent, İstanbul'dan bağlanıyorum. Buyurun Bülent Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Malum geçtiğimiz cuma 3 Temmuz'un yıl dönümüydü. Doğru. Başkanımız açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamalarda bulundu bu konuyla ilgili. Evet, evet. Ben şu Fenerbahçe taraftarlarım bazı şeyleri çok iyi anlamasını istiyorum. 3 Temmuz'da yapılan şeyler daha bittiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar geçmişte birçok örneğini gördüğüm şeylerin tekrar ettiğini düşünüyorum hala. Hı hı. O yüzden hani dediniz ya Pereira alan, hani Pereira'nın bu sene de başarabileceğini düşünmüyorum. Hı. Çünkü Temmuz'un daha devam ettiği için futbolla alakalı pek bir şeylerin yolunda gideceğini düşünmüyorum. Hı hı. Bu sene de. Bu hatta geçen buna niye derseniz bu var operatörü vardı hatırlıyorsanız. Evet Sayın Başkan'ın söylemiş oldu. Daha önce tweetlerini araştırıp bakıldığımda adamın Sayın Aziz Yıldırım'a terörist dediği dendiği duyuruldu. Görülmüş yani tweetlerinde. Tabi orada federasyonun da bir suçu var. Yani federasyona bunlar verildiği zaman federasyonun bununla ilgili işlem yapmayıp Cumhuriyet Savcılığına vermesi, yani şöyle yapabilirdi federasyon yetkilileri, pasifize edip Cumhuriyet Savcılığına vermesi gerekiyor. Ama şahsın işine devam etmesi bence yanlış oldu. Onu söylememizde fayda var. Yani, Sayın Başkan Ali Koç zaten bunu defalarca söyledi. Savcılığa zaten Fenerbahçe Spor Kulübü zaten kendi verebilirdi. Savcılığa zaten verdi. Orada federasyonun daha aktif olması, pasifize etmesi gerekirdi o şahsı. Ben bunu şuraya bağlayacağım. O zamanlar 12 Mayıs'ta biliyorsunuz Galatasaray'la bir final yapmıştık Tarıköy'de. Hı hı. O maçta gittiğimiz arkadaşlarımız da var maça. Daha ortada hiçbir şey yokken
Fenerbahçe taraftarının tarihi gelen polisler var. Ben maçtaydım, ben stattaydım, ben onu yaşadım. Stattaydı. Ben gördüm o olayları. Yani ha, çok enteresan yani, şeyler yaşandı orada. Ya orada polisin taraftarı terörist diye bağırmayı çok iyi biliyor. Siz teröristsiniz, FETÖ'cüsünüz diye bağırdıklarını çok iyi biliyor. Yani şimdi o terörist lafının nereden geldiğini anlamışsınızdır. Yani. Anladım. O yüzden hala ben bu yapının federasyonun içinde, hakemlerin içinde, futbolun içinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bizim şampiyon olmamız biraz zor. Yani şöyle zor, ancak işte FETÖ'cü hakeme denk gelmeyeceğiz. FETÖ'cü bir yapıya denk gelmeyeceğiz kararlarla alakalı. Belki o zaman es kaza onları da yenersek anca öyle şampiyon olur. Peki. Diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Bülent Bey. Kendinize çok iyi bakın. Evet, saatlerimiz 11.09'u gösteriyor. Reklam arasına gidiyoruz. Artık telefon almayacağız. İkinci bölüme geçeceğiz çünkü. Biliyorsunuz hem transferler var, hem Cüneyt Çakır'la ilgili çok da önemli bazı bilgiler var. Bu programın ikinci bölümünde de bunlara detaylı bir şekilde yorumlamaya çalışacağız. Yorumcularımızla beraber kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, mesajlara devam edelim. Celalettin Rumi Karaca. Aygün abicim, tahmin ediyorum Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Avrupa'da da en az bir çeyrek final ve bu yıl Ferdi, İrfan Can ve Mesut Özil'in yılı olacak demiş Celalettin Rumi Karaca kardeşimiz. Bir dakika, bunu demin okuduk zaten canım kardeşimizin, Batuhan'ın mesajını. Arka arkaya mesajlar gelince... 27 Muç, 52 Galatasaray. Selam Aygün abi. Giuliano Türkiye'de kalır mı veya yurt dışına gider mi? Bence kalır kardeşim. Herhangi bir yere gitmez. Oğuzhan Gündoğan. Merhaba Aygün abi. Vitor Pereira topla yapılan antrenmanlarda takımına kondisyon kazandırdığı söyleniyor. Bence de eğer bu doğruysa çok güzel bir şey. Fenerbahçe'nin eksik olduğu şey topla oynamada, organizasyonlarda eksik kalması, oyun ezberinin olmaması. Bunlar düzelirse Pereira'nın başarılı olacağına inanıyorum demiş Oğuzhan Gündoğan kardeşimiz. Bakalım. Zagros lider. Selamlar, iyi yayınlar. Ligin 10 haftasında Fenerbahçe başarısızsa bu sefer diyecek ki benim transferlerim bunlar değil, kadroyu ben kurmadım demeyecek mi Pereira demiş. Şimdi takımın zaten %70'i hazır vaziyette. Yani %30'luk bir kısma transfer yapılacak. İşte bu transferden iki tanesi zaten yapıldı. Steven Kolker ve Serdar Dursun transferleri gerçekleşti. Onun haricinde tabii ki hocanın da tercihi anlamında 3-4 transfer daha yapacak. Yani 5-6 transfer yapılacağını söylemişti Sayın Başkan Ali Koç. 4 transfer daha gelecek gibi gözüküyor. Hatta bir dinleyicimiz varmış. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Cemalettin Ankara'dan. Buyurun Cemalettin Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Aygün Bey, önce bu konukların sürelerini çok uzun tutuyorsunuz. Sizleri aylarca arıyoruz. Süremiyoruz. Bugün tesadüfen bir arayın dedim. Yani inanın, bazen yanlış anlamayın, kahvede sohbet eder gibi diyorsunuz. 15 dakika, 20 dakika sürüyor. Yani. Vallahi ben etmiyorum yani. Yani konu bazen öyle bir noktaya gidiyor ki benle alakalı diyeyim. Yani kesmek de istemiyorum insanları. Ama yani insanlar da o kadar lüzumlu şeylerden bahsediyor ki yani. Sizi daha iyi biliyorsunuz. Çok uzay hep duruyor. Gerçek arayanlar yılda aylarca arıyoruz. Peki. Peki buyurun. Şimdi sabahleyin bir arkadaş aradı. Fatih Terim sabote etti falan diye. Evet, evet doğru. Yani ben o konuda şunu söyleyeceğim. Yani Fatih Terim'in son 3 haftadaki yapmış olduğu hata, o golcü oyuncuya çok fazla şans tanıdı Mustafa Muhammed'i keserek. Bence orada biraz hata yaptı. Onun dışında da hata yaptığını zannetmiyorum. Halil Dervişoğlu çok oynattı. Yani böyle final maçlarında o tecrübeyi kaldıracak vuruşları yapamadı Halil Dervişoğlu. Aslında iyi bir yetenek. Fakat onu Mustafa Muhammed'e tercih etmesi biraz yanlış oldu yani. O anda biliyorsun. Evet. Başka eklemek istediğim şey var mı? Yok, teşekkür ediyorum. Kısa keselim, başkaları da konuşsun. İyi günler diliyorum. Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Mesajlara devam edelim. Instagram'a devam edelim. Çünkü Instagram'da da çok fazla mesaj vardı. Zaten diğerlerini okuduk, Twitter'ı.
Özgür Güven demiş ki abi merhaba, Fenerbahçe'nin U19 takımı iyi jenerasyon yakaladı demiş, katılıyorum. Çok da iyi isimler var. Sadece Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da çok, Beşiktaş'ta aynı şekilde çok iyi isimler var. Yani gelecek anlamında altyapıdaki gelecek futbolculara üste alınması, onların oynatılması anlamında önemli. Tabi burada en önemli şey oynatılması, hocaların o riski alması. Bunlar önemli. Yoksa hakikaten altyapılarda çok iyi isimler var. Evet, şu anda hattımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede var. Hakan yeğenimiz, hoş geldin. Nasılsın? Haygün abi, iyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sevgilerimi yolluyorum. Senden önce bir Kansan anonsu verebilir miyim? Çok acil olmak üzere. Tabii. Serhat Yılmış'ın ablası Kartal Araştırma Hastanesi'nde çok acil ameliyata alınacakmış. 0 RH negatif kana ihtiyaç varmış. 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Telefon numarasını vereyim. Serhat Yılmış 0555-246-1091. 0555-246-1091. Serhat Yılmış'ın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok acil 0 RH negatif kana ihtiyaç varmış. Evet Hakan, kusura bakma bir anons vermek şey... Yok, duyuru... Allah şifa versin. Amin. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Evet Hakan, şunu sormak istiyorum, oradan başlayalım istersen. 134 gün sonra Vitor Pereira Fenerbahçe'de teknik direktör açıklandı. Tabii baktığımız zaman Sayın Başkan Ali Koç'un ikinci dönemi, Pereira'nın da ikinci dönemi. Evet. Neler söylemek istersin? Şimdi tabii bir beklenti oluşmuştu. Yani Bielsa ayarında, işte Mourinho ayarında Fenerbahçeliler bir teknik direktör bekliyor. Fakat şu şartlarda şimdi öyle bir teknik direktörün gelmesi, takımı tanıması, bir defa kadroyu kesinlikle yapboz yapacaktı. Kendi oyuncularını getirmek isteyecekti. Bir bütçe isteyecekti. Şimdi Fenerbahçe orada bir seçim yaptı. Bizi tanıyan, ligi tanıyan, hırslı, zaman zaman göze hoş gelen, bir futbol oynatan, geçmişte başarılı olmuş bir teknik adam. Fenerbahçe'yi tanıyan bir teknik adam. Şöyle başarılı olmuş. Yani biliyorsun Braga faciası olmasa Avrupa'da yolda devam edecekti. Monaco'ya elendi. Sene gitti zaten. Başkan Aziz Yıldırım orada hocayla yollar ayırmıştı. Benim hatırladığım, şimdi biz o dönem takımı takip ediyorduk seninle birlikte. Şimdi Monaco maçında da talihsiz bir deplasman maçından sonra Fenerbahçe elendi. Burada Kadıköy'deki maçta da çok kaçırdı. Yani Avrupa'da da başarılıydı. Şimdi ligde de yakaladığı bir seri vardı. Sosyal medyada da hep onu paylaşıyorlar. İlk zaten hoca geldiğinde aklıma da o gelmişti. Bir de kahvesi vardır onun meşhur, o da geldi. Ihlamuru da var onun bir de. Ihlamuru da var, sadece kahve değil. Evet. Bazen ihlamuru da var. Seviyor. Yani, şimdi şunu söyleyeyim. Ben hep yayınlarımızda neyi eleştiriyordum Aygün abi? Fenerbahçe kulübesinin bu kadar sessiz sakin kalmaması gerekiyor. İşte Emre etkisi derken de onu söylüyorum. Yani kulübede kendini gösteren, o poturup hop kalkan, elini kolunu oynatan, sürekli oyuncularını motive etmeye çalışan bir teknik adamla çalışacak Fenerbahçe. Bu iyi. Fenerbahçe için olumlu. Ayrıca tabii Samandıra'ya bir ruh istiyordu başkan. Dikkat ederseniz hep transfer sorulduğunda, bu çıktığı programlarda seçim öncesi şunu söyledi. Ben öncelikle dedi, Samandır adını dedi, halinden, girişatından memnun değilim dedi. Sivas maçında eğer çocuklar oynasaydı biz şampiyon olurduk dedi. Bu Fenerbahçelilerin düşüncesi. Zaten tribünlerin ve camianın düşüncesi. Başkanın bunu anlayıp buna karşı önlem alması çok iyi bir şey. Yani Vitor Pereira da veya Mourinho'yu getirsen, o Samandıra'daki o sistem, bozukluk, başkanın söylemeyiyle söylüyorum, devam ettiği sürece senin ne Mourinho'yla ne Vitor Pereira'yla hiçbir şekilde başarılı olman mümkün değil. Fenerbahçe'nin o ruha ihtiyacı var. Dikkat ederseniz işte deri ağzında başladı çalışmalar. Oyuncularda hırs ve azim yeni sezon için umut verdi. En azından muhabir arkadaşlarımızdan da aldığımız izlenim bu yönde. Şimdi ben o takıma ruhu verecek olan kişinin de Vitor Pereira olduğunu düşünüyorum. Bir de artık Fenerbahçe'de abilik sistemi iflas etti. Başkan Ali Koç ve Sayın Yönetimi'nin doğru bir kararı var. İşte İsimlerle yollar ayrıldı filan. Sanırım bir tek Volkan Demirel kalmış. Yani ben Volkan'ı da kalacağını tahmin etmiyordum ama tabii Pereira ile beraber Volkan kaldı ama 3-4 yardımcı, 4 yardımcı getirecek galiba. 4 yardımcı ile geldi, evet. Şimdi 4 yardımcı. Yine,
Volkan'ın şimdi şu anda kalmış gözüküyor. Doğru, ama, doğru. Ne olacağı da belli değil. Ama en azından o Samandıra'nın ruhunun yakalanması Fenerbahçe için şampiyonlukta 1-0 avantaj sağlar diye düşünüyorum. Ama Vitor Pereira tabii hiçbirimizin beklediği bir transfer değildir, bir teknik adam değildi. İyi bir teknik adam, şöyle iyi bir teknik adam. En azından takımın oyun kendi bir oyun sistemi var biliyorsunuz. Fenerbahçe'yi tanıyor, ligi tanıyor. Zor deplasman hangisi, derbi maçları biliyor, atmosferleri biliyor. Şimdi söz Vitor Pereira'nın, o yarım kalan hikayeyi bakalım tamamlayabilecek. Ama beklentinin ardından hani Vitor Pereira'nın gelmesi en azından Fenerbahçe taraftarının biraz gönlünü hoş etti. Çünkü Vitor Pereira'yı genelde Fenerbahçe taraftarı seviyor. Tabii kulübedeki özellikle sevinçleri, gol sevinçleri biliyorsun. Top toplayıcıya sarılması falan, bunlar aynen. Hep böyle ruhla ilgili şeyler. İşte onu Fenerbahçe yakalarsa o başarı gelir. Şimdi tabii burada en önemli sıkıntılardan bir tanesi biraz yıldızlarla da problem yaşayan bir teknik direktör. Evet. Yani onunla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi Van Hooydonk'a dönelim. Dağım'la problem yaşamıştı. Hollandalılarda hep zaten böyle bir başkaldırı var. Hep zaten futbolu çok iyi bildikleri için. Yani bunu ironi veya işte espri olsun diye söylemiyorum. Hollandalılar biraz futbolu bildikleri için, hepsi kendini kral zannettiği için. Van Hooydonk Dağım'la yaşamıştı. Van Persie de git yerine otur dedi hocasına. Orada kesinlikle suçlu Van Persie'ydi. Yani o hepimiz hatırlıyoruz. O dönem takımı takip ediyorduk. Yani eliyle geç yerine otur dedi. Hiçbir teknik adam kabul edemez. İşte Caner'le bir sıkıntısı olmuştu ki Caner demiş ki Selahattin Baki'nin söylemesine göre ilk ben karşılayacağım. Caner de kindar bir çocuk değil. Zaten Vitor Pereira'nın kindar ol. Ben şimdi Vitor Pereira geldiğinde eski yönetimden biriyle konuştum. Aziz Bey'in yönetiminden. O kadar güzel şeyler söyledi ki ben çok başarılı olacağına inanıyorum dedi. Tam bir şeydir dedi. Yani o atmosferi eğer oluşturursa, yaratırsa Fenerbahçe'miz başarılı olur diye söyledi o eski yönetici. Yani kindar olmadığını da söyledi. Ben çünkü dedim ki işte Caner de takımda. Acaba dedim Caner'le bir sıkıntısı olur mu? Şimdi Caner'i de iyi biliyor. Caner kindar bir çocuk değil. Takım oyuncusu. Yine Vitor Pereira'nın da kindar olmadığını biliyoruz. Bence sıkıntı olmaz. O işte o Van Persie'nin el hareketi bence takımın ayarını kaçırmıştı o dönem biliyorsunuz. Hı hı. Bir de sakatlıktan sonra Van Persie sakatlıktan dönene kadar takım çok iyi gitmişti. Van Persie sakatlıktan çıktı, bu sefer niye oynatmıyorsun oldu. Yönetimde de sanırım baskı oldu Van Persie'yi oynat diye. Bunu tabii olarak. Baskı yapıldı oynasın diye. Evet yani. Ben sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Samandıra'ya da o ruhu getirecek olan da Vitor Pereira'dır. O dediğin gibi kulübedeki sevinçleri, işte futbolcuları motive etmesi falan, bunlar önemli şeyler. Çünkü biz bunları pek göremedik Fenerbahçe'de. Emre Belezoğlu'nun kısa 10 haftalık şeyine kadar. Dönemecine kadar. Ama şöyle bir durum da var Aygün abi. Sivas maçında da maalesef o ruh yoktu. Emre Belezoğlu da hiçbir şey yapamadı. Sivas spor maçını kazansaydı Fenerbahçe Kayseri'ye lider gidecekti falan. Yani önemli olan burada dediğim gibi takım olmak önemli olan. Şimdi Fenerbahçe'nin çok yönetimi çok acayip bir stratejisi var. İlk defa hiçbir kulüpten bilgi alamıyorum. Maşallah diyorum ya. El çırpıyorum. Yani. Yok ben el çırp maşallah demiyorum yani. Bilgi akışı durdu. Durdu ya. Yani şimdi bir şey söyleyeyim sana. Bize aslında şöyle bir durum var. Bu kadar da aslında basından uzak kalmak da iyi değil. Yani bilemiyorum, transferi tamam gizli tutabilirsin de şimdi Fenerbahçe sayfaları boş kalmasın diye bu sefer de menajer kaynaklı acaba yazılabilir mi? Bu da tehlikeli aslında. Bu daha çok zarar verir size. Beklenti yükselir mesela hocada olduğu gibi. Şimdi bu hocada bir iki isim haricinde ben alamadım şahsen. Ama bunu kötüye kullanan da olabilir. Yani atıyorum Mourinho'yu yazar. Kendi taraftarda Mourinho beklentisi tabii yükseltiyor. Ondan sonra Vitor Pereira gelir. Yani bu da tehlikeli aslında. Fazla ketum olmamak da lazım. Onu da söylemek istiyorum. Ama Fenerbahçe bayağı bir ketum. Çok. İlk defa bu kadar ketum bir transfer dönemi geçiriyorum. Bir de şöyle bir durum da var. Yani Serdar'ı ben devre arasında yazmıştım. Serdar'ı. Ama sezon sonunda Serdar'la ilgili de bir şey duymadım. Kolkır'ı biliyorduk zaten. Fenerbahçe'yi bekliyordu. Evet, Fenerbahçe'yi bekliyordu. Ama bundan sonrası için Fenerbahçe'nin ben mutlaka yıldız bir golcü alacağını düşünüyorum. Hatta benim tahminim
Vitor Pereira ile bu konu konuşulmuştur. Vitor Pereira'nın çünkü biz geriye dönüp top alan, işte top dağıtan, bunları da istiyordu Van Persie'den biliyorsun. Bunlarda da bir sıkıntı çıkmıştı. Böyle bir forvet golcü isteyeceğini düşünüyorum. Artı bir tam istediği gibi bir adam Valencia, kanat forvet. Belki Dursun, Serdar Dursun'la çift forvet bile oynatabilir yani. Tabii. Ama mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'nin bir golcüye ihtiyacı var. Yani dünya starı bir golcüye ihtiyacı var hem de. Şimdi şeye gelmek istiyorum. Bir yanda Galatasaray'da işte Galatasaray'la Beşiktaş arasında Gez aldı. Gedson Fernandes'ti. Evet, evet, evet. Kaan Ayhan da böyle ilginç bir şekilde transferde bir yarış içine girdiler. Neden şimdi, söylemek istersin? Burada Beşiktaş uzun süredir Gezal'la anlaşmaya çalışıyor. Gezal cephesinden de ilgili bugün Beşiktaş'la ilgili açıklamalar geldi arda arda. Beşiktaş'ta devam etmek istiyor Gezal. Ama sıkıntı nerede çıktı? Beşiktaş Gedson Fernandes'e doğru yönelince bir anda ipler gerildi. Karşılıklı iki taraf birbirine ok atmaya başladı. İşte Gedson Fernandes'in rövanşı Gezal oldu. Galatasaray'da Gezal'a yöneldi. İddia edildi. Şimdi bir de şöyle bir durum da var. Yani burada bir de Kaan Ayhan var. Burada Fenerbahçe'nin ben geri planda olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama Fener ön planda değil. Evet. Fenerbahçe ön planlı değil. Belki transferde bile yok ama Fatih Terim'in Kaan Ayhan'la konuştuğunu biliyorum. Hatta Burak Elmas'la Florya'da yaptığı transfer zirvesinde Kaan Ayhan'ın net ismi geçti. Beşiktaş'ın da çok önceden beri istediği bir oyuncu Kaan Ayhan. Burada tabii Jackson'la bir anda ortalık gerildi. Bakalım, çok büyük bir transfer savaşı var Fenerbahçe bunun dışında, ama Galatasaray Beşiktaş'ın şimdi bu eskiden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaydı. İki takım biliyorsun ezelden beri kim girerse, özellikle Tolga Ciğerci de biliyorsun bu iş ayyuka çıktı artık. Zıtlaşmalar, işte para yükseltmeler filan. Aslında kulüpler birbirinin parasını gasp ediyorlar, haberleri yok ama transfer dönemi maalesef böyle geçiyor. İşte herkes birbirine birbirinden oyuncu kapmaya çalıştı. Sahil Uçan da zaten Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imza attı. Evet, onu zaten Sergen Yalçın'la ilgili oldu bu transfer. Sergen Yalçın Sahil Uçan görüşmesi çok uzun, lig bitmeden yapılmıştı ve sözler kesilmişti. Sonrasında iki tarafta artık imzayı attı. Sahil çok iyi bir transfer Beşiktaş için. Bu arada tabii Berkan Kutlu benim çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle ben Fenerbahçe Alanya maçında son sezonun son maçlarından birinde iyi dikkatlice seyrettiğimde bu çocuk çok iyi, yetenekli bir çocuk dedim. Alanya'nın maçlarında çok fazla dikkat edememiştim. O da transferin gözdesi. Yani Galatasaray bu oyuncu alırsa eğer çok büyük bir iş başarır. Aynı biz bunu seninle programlarımızda bir senedir söylüyoruz. Berat Trabzon'un Berat transferi gibi, evet, olur. Yani Berat hakikaten çok önemli bir transferdi Trabzonspor için. Çok fayda sağladı. Berkan da öyle bir transfer olur Galatasaray için. Ama dediğim gibi Gezal'ın ben başka bir takıma gideceğini düşünmüyorum. Babasının zaten bugün Fanatik Gazetesi'nde galiba bir açıklaması var. Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Tabi burada tercih futbolcunun tercihidir. Futbolcu oynayacağı takıma kendi karar vereceğinden dolayı ben Beşiktaş'a kalacağını tahmin ediyorum. Babasının açıklamasında bu yönde olduğunu belirtmemize fayda var. Evet. Vedat İnalcan diye bir soru göndermiş. Hakan dediği sorum, Fenerbahçe ile ilgili futbolcular hangi futbolcular gündemde diyor, ama istersen bunun cevabını çok kısa bir reklam aramız aradan sonra verebilir misin? Çok kısa bir ara. Tabii. Peki. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, attığımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede var. Hakan, bir de Ozan Gül de aynı soruyu sormuş. Yani Fenerbahçe'nin transferinde kimler var diye. Neler söylemek istersin? Valla şimdi Vedat Muriç ile ilgili bir tabii girişim oldu Emre Belezoğlu döneminde. Yine Vedat'la ilgili bir kiralama olabilir diye düşünüyorum. Onun da dışında tabii Fenerbahçe'nin Perotti'nin yerine bir kanat alacağını biliyoruz. Belki bir stoper daha sağlam. Kolkır, Zalai ikilisi iyi bir ikili oldu ama orada da bir
mutlaka stoper alınacaktır. Orta sahası en kuvvetli yeri zaten Fenerbahçe'nin. Bu arada bizim beklentimiz tabii Ozan yurt dışına gidecek mi, gitmeyecek mi? Ozan ve Zalai ile ilgili zaten Ömer Gültekin de soru sormuş. Yani satılır mı diye. Ne dersin? Aynı ben Ozan'ı bekliyorum ama Zalai'nin gitmek istemediğini biliyorum. Fenerbahçe'nin de satmak istemediğini biliyorum. Aynı Altay'da olduğu gibi. Sadece onlara teklif yok. Altay'a da sen de biliyorsun çok büyük teklifler var. Fenerbahçe Altay'la bu sezonda devam edecek. Ama dediğim gibi Vedat Muriç için bir tekrar hamle olur mu olmaz mı bunu bekliyoruz. Yani Emre Belezoğlu döneminde net konuşulmuştu. Hatta Cengiz'le de bir temas kurulmuştu ama tabii Cengiz tercihini Avrupa'dan yana kullanmak istediğini söyledi ve öyle de yaptı. Öyle yaptı zaten. Bir transfer gerçekleştirdi. Hatta çok esprili bir dil. Artık Fransız takımları sosyal medyalarından Türkçe yazıyorlar biliyorsun. Burhan Altıntop vardı ya Avrupa'ya kadar. Evet. Cengiz Ünder kolay yetişmeyi diye böyle yazmış var. Size çok esprili olmuş, kahkaha attım yani. Fransızlar da artık Türk futbolculara yöneldiler. Cengiz Ünder gerçekten çok kaliteli futbolcu. Bence Türk futbolunun markalarından biri olacaktır. O Leicester zaten Fonseca oynatmadı onu. Leicester'a kiralandı. Leicester'da pek fazla forma şansı bulamadı ama Marsilya aynı nasıl bizim çocuklar gittiler Lille'de başarılı sonuçlar elde etti. Ayrı zamanda bu çocuklar tabii Türk futbolcularında Fransa'ya, Avrupa'ya kapılarını açtılar. İşte Cengiz de transfer oldu. Umarım başarılı olur Marsilya'yla. Bu arada şunu da söyleyelim. Başakşehir çok iyi bir transfer yaptı abi. Ahmet Kutucu'yu getirdi. Evet, Ahmet Almanya'dan, Schalke'den. Evet, çok önemli bir futbolcu. Bununla yanılmıyorsam Fenerbahçe'de devre arasında bir ilgisi olmuştu. Sonra Fenerbahçe vazgeçti bu oyuncudan. Ahmet Kutucu iyi bir oyuncu. Başakşehir'e de hayırlı olsun. Yani Bundesliga'da 45 maçta forma giymiş. Valla sezona transfer dönemine Trabzon iyi başlamıştı. İyi de gitti. Ama sonra Adana Demirspor bir çılgınlık yaşadı. Çıldırdı diyorum ben Adana. Neden öyle diyorum? Önce Belhanda, Hasan Bulanga ve şimdi de Balotelli. Evet. Bu iki oyuncu listede forma giymişti. Şimdi ben ikisini de çok yetenekli tabii ki tartışılmaz. Yıldız futbolcular, Belhanda özellikle. Galatasaray çok aradı Belhanda'yı. Ve Balotelli biraz sıkıntılı bir oyuncu ama şimdi kimse kusura bakmasın bu kadar iki böyle deli oyuncuyu nasıl idare edecekler onu da merak ediyorum ama çok işte çok büyük transfer. Umarım ama Samet Aybaba bu oyuncuların hakkından gelir diye düşünüyorum. Onları bir şekilde baba şefkatiyle tatlı sert oynatır. Ligimize renk katacaklar. Balotelli daha tam imzayı atmamış galiba. Görüşmeler devam ediyormuş ama Belhanda net bir transfer olduğu için Belhanda hakkında Adana Demirspor şu anda sezonun en flash transferlerinden birine imza attı. Adana Demirspor'a da bu yakışırdı. Çünkü iyi bir yönetimi var, iyi bir başkanı var. Zaten Balotelli konusunda da sponsorlar da bir kısmını ödeyecek dedi. Akıllı transfer yapıyorlar. Ama dediğim gibi bu oyuncuları oynatmak Samet Hoca'nın elinde. Samet Hoca'nın da ben başarılı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'la ilgili konuşalım mı biraz? Bir şunu sormak istiyorum. Trabzon açmışken Mert Çetin'i de sormak istiyorum sana. Bu Verona'ya, Roma'nın Verona'ya kiraya verdiği futbolcu stoper onu da almayı düşünüyormuş, kiralamayı düşünüyormuş. Oradan başlayıp bir Trabzon sayfası açabiliriz. Buyurun. Hadi. Evet, oradan oraya girecektim zaten. Şimdi bu hafta ben geçtiğimiz hafta da yazdım, çizdim, bültenlerde de söyledim. Artık Trabzonspor'da hedef yerli. Bu hafta içerisinde görüşmeler olacak, bazı görüşmeler. Sen Nurgül Hanım'la da bağlanıyorsun. Hı-hı. O detayları verecektir sana Nurgül Hanım. Trabzonspor içinde camiadan zaten başarılı bir hanımefendi. Şimdi Koyta, Jarvinho, Bruno Perez ve Marek Hamşik gerçekten Trabzonspor'a cuk oturmuş yabancı oyuncular. Kariyerli, iyi. Bunları oynatmak dediğim gibi nasıl Samet Aybaba'ya söyledik. Bunları oynatmak Abdullah Avcı'nın elinde. Mutlaka onun denetiminde, onun istediği transfer listesinden Sayın Ahmet Ağlı yapıyordur transferleri. Burada tabii Mert Çetin'in ismi geçiyor. Bu Trabzonspor taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Yanılmıyorsam kiralık olacak. Yine yurt dışından gurbetçi oyuncular var. Özellikle Ömer Toprak ismini net duydum. Ömer Toprak alınabilir. Hı hı. Bu hafta içinde bunların hepsi belli olacak. Yani Ankara gücünden İbrahim Akta ismi geçiyor. Hı hı. Yani Trabzonspor
Abdullah Avcı'nın o yerli listesi var bir tane. Geçen hafta da, bundan önceki hafta da yayınımıza söylemiştim. Yerliyi bana bırakın demişti. Şimdi bu yerli futbolcularla ilgili bir listesini de yönetime verdi zaten. Bu hafta da çözüme kavuşacak ama net Trabzonspor iyi kadro yaptı diyebiliriz. Şimdi Trabzonspor lige çok iyi başlıyor Aygün abi. Hı hı. İşte iyi futbol oynuyor, iyi sonuçlar alıyor. İşte deplasmanda ezeli rakipleri yeniyor filan. Ama sonrasında hep böyle bir düşüş yaşıyor mental olarak. Yani işte kafa yorgunluğu mu yoksa şampiyonluk stresi mi? Çünkü uzun süredir gerçekten Trabzonspor camiası şampiyonluğa hasret. Bu yüzden step step düşünüp, yani adım adım düşünüp kendilerini sezon sonuna doğru hazırlamaları lazım. Yoksa yıldız transferlerle tabii ki sükse yarattılar, iyi transferler yaptılar ama sezon sonuna kadar nefeslerini getirmeye çalışmaları lazım yani. Çünkü sezon sonu Trabzonspor'u hepimiz görüyoruz. Bir stres mi dersin, şampiyonluk işte özlemi mi dersin, böyle bir hep böyle geri planda kalıyorlar. Düşüş başlıyor takımda, yani çakılıyor resmen. O yüzden onu bir çözüme kavuşturursa Trabzonspor gerçekten başarılı olur diye düşünüyorum. Transferler iyi şu ana kadar ki görüntü anlamında Trabzonspor'un. Doğru değil mi? Evet evet. Yani şimdi bir de tabii Beşiktaş sessiz sezasız gidiyor Beşiktaş'ta. Şimdi Salih Uçan iyi transfer. Ondan sonra yani bir defa Sergen Yalçın'la devam edilmesi çok olumlu, çok önemli bir karardı. Bir de tabii Rozier'in durumu var. Rozier'in durumu. Hı-hı. Evet, Rozier'i de çok istiyor Sergen Yalçın. Yanılmıyorsam Norveçli bir alternatif de hazırmış. Norveçli bir, evet, bir B planları hazırmış galiba. Evet. Şimdi iyi bir sezon bizi bekliyor ama transferde takımların ben artık har vurup armağan savuramayacak durumda olmasının da biraz böyle ağırdan almalarında, daha böyle isimsiz ama yetenekli futbolculara yönelmelerini bu işte artık UEFA'nın finansal fair play sopası mı dersin, tokadı mı dersin, ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Peki. Evet, hattımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede vardı. Hakan, yayımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Aygün abi. Yine çok keyifli bir yayındı. Dinleyenlerimize sevgilerim, saygılarım. Sağ ol, çok teşekkürler. Aynı şekilde. Evet, UEFA Euro 2020 diyeyim. Euro 2020 hesapları yapılırken işte hakem anlamında Cüneyt hocamız Londra'ya çağrıldı. İşte bir anda final oynanacak. İşte yarı final falan filan derken daha sonra da tabii biraz siyasetin girdiği konuşuluyor. Siyasetin çok etkili olduğu konuşuluyor. Cüneyt Çakır'a pek görev verilmemesi anlamında belli bazı baskıların yapıldığı konuşuluyor. Şu an ön hattımızda da Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Günal hocamız var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam, hakikaten siyaset mi bu işi engelledi? Cüneyt Çakır acalayını. Çok net. Yani hiç en ufak bir tartışma yok. Çünkü şöyle, şu ana kadar tarafı tarafsız herkes şunu kabul ediyor. Bu turnuvada performans olarak 19 hakem içerisinde en yüksek performans gösteren Cüneyt Çakır oldu. Yani şansı çok böyle yüksek tempolu maçlar oldu. Çıktığı maçlardaki hakem kararları çok önemliydi. Bazı maçlarda pek hakeme hiç düşmedi ama Cüneyt Çakır'ın verdiği çok flash kararlar var. Dolayısıyla performans olarak ben Cuma günü Türkiye Gazetesi'nde de yazmıştım. 4 hakem bu iki yarı final ve bir finale adaydı. Yani zaten bunların 4'ü Londra'ya gitti ve bu 4'ünün bu 3 maçı paylaşacağını anlamıştık. Yani kimdi bunlar? Hollandalı Kuipers. Kuipers 48 yaşında, son senesi. Sırf bu turnuva için 1 yıl yaşını uzattı. Yani normalde geçen sene bitiriyordu hakemliği. Geçen sene de turnuvada oynanamadı 2020'de. Sırf bu turnuva için buraya geldi. Felix Prins, o da 46 yaşında Alman. Bir de Dani Makelele, o da Hollandalı, 38 yaşında. Bir de Cüneyt Çakır. Bu 4'ü o 3 maç için rezerve edilmişti. Öyle diyelim. Ancak bu Seferin, UEFA Başkanı Alexander Seferin, malum Slovenyalı. Ve oradaki bir siyaset diyelim, bu hakemin de bir siyaseti var. Yani orada da bir dengeler var. Kuypers'i ben bekliyordum. Yani finalin Kuypers'e geleceğini. Nitekim final Kuypers'e geldi ama yarı finalleri biri Cüneyt Çakır'a, biri Felix Brix'e gitmesi gerekirdi. Yani adalet olarak baktığı zaman ki Felix Brix de Alman da çok performans olarak yeterli bir performans göstermedi. Ancak UEFA normal, yani İtalya-İspanya maçı Cüneyt Çakır'a pek oturmuyordu. Çünkü Cüneyt Çakır 2016'da İtalya-İspanya maçı yönetti. Yani olabilir, belki ondan uzak çıkmak arzusu olabilir ama yani Cüneyt Çakır bütün otoriteleri de kabul ediyor ki bu şampiyonada gösterdiği performans itibariyle
en az yarı finali hak eden bir performans gösterdi ama dengeler. Cüneyt Çakır'ın böyle bir iddia da var. Bir Avusturya-Slovenya maçı var. O maçından beri UEFA Başkanı'nın Çakır'a karşı bir mesafenin hakem uzmanları da bunu kabul ediyorlar, dillendiriyorlar. Yani şunu söyleyeyim. Bizdeki vakalar yüzünden Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. Bugün Londra'da vakalar 25 bin üzerinde. Şimdi nasıl Londra'da? Tabii canım, şu an Londra felaket vaziyette. Evet, doğru. Bir tane de final oynatıyorsun. Bunları da bizim Londra'da federasyon maalesef ilk dillendirmiyor. Türkiye'de kimse bunları dile getirmiyor. Yani bugün iki tane yarı finali ve finali sen Londra'da nasıl oynatacaksın? O Londra ki işte finali bize Mayıs'taki finali İstanbul'da oynattırmadılar. Biz de bari bir en azından sesimiz çıksın. Yani bunu dillendiren ben ne medyada ne kamuoyunda kimseyi görmüyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın hatta bununla ilgili de UEFA ile bir temasa bile geçmesi gerekiyor. Yani biz de pandemiden dolayı işte vakalardan dolayı arttırdınız ama bizde vakalar şu anda 5-6 binlerde. Şu an Londra'da oynanacak olan yerde vakalar 25 binlerde, hatta 30 bine doğru çıkıyor, durduramıyorlar demesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı katılıyorum size. Yani en azından söyledik ki biraz elin güçlensin. Doğru. Yani İstanbul'dan böyle her türlü hazırlık tamamlamış ama final alındı. Şimdi Londra'da sen iki yarı final bir final edeceksin. Yani alo, tahmin ediyorum attan düştü herhalde hocamız, tahmin ediyorum tekrar bir bağlantı kuracağız. Düştü. Hocamıza tekrar bir bağlantı kuracağımızı söyleyelim. Çünkü ona da soracağım bazı sorular var. Özellikle bu hafta biliyorsunuz hakemlerle ilgili yavaş yavaş da önümüzdeki dönem MHK ile ilgili, hakemlerle ilgili nasıl bir yapılanmaya gidilecek, onları tek tek Ömer Faruk hocamıza sormak istiyorum. Barış Özgür demiş ki Aygün abi siyasetle alakası yok. Cüneyt Çakır kötü hakem, bunu artık Avrupa'da kabul et demiş. Şimdiye kadar siyaset mi vardı, gerçekleri görün demiş ama bu görüşe katılmıyorum. Yani belki Türkiye'deki performansıyla Avrupa'daki performansını değerlendirdiğimiz zaman tabii ki farklı düşünceler içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Zaten o dönemde de bununla ilgili çok fazla yorumlar yapılmıştı bu konularla ilgili. Ömer hocamıza bağlanmaya çalışıyoruz ama tahmin ediyorum hocamız yolda. Herhalde yolda olduğundan dolayı da ufak tefek aksaklıklar yaşanıyormuş. Hocam herhalde yoldasınız tahmin ediyorum. Evet. Kusura bakmayın. Hocam şimdi U19 Elit Lig'e baktığımız zaman bu sıcak havada gencecik çocuklarımız maçlara çıkartılıyor. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani çok daha farklı bir yerde oynatılamaz mıydı bu maçlar? Evet. Bu da maalesef kim bunu karar alıyor, kim bunu böyle bir şey akıl edemiyor. Bu turnuvayı Antalya'da oynatıyorsun. Antalya'da artı 40 derece, üstelik nem 80'leri 90'ları buluyor. Böyle bir turnuvayı Antalya'da oynatıyorsun. Halbuki Türkiye'de bu turnuvanın oynanabileceği Isparta var, Erzurum var, Sivas var. Birçok rakımı yüksek, iklimimsel şeylerimiz var. Geçen sene de playoff'ları götürdüler, Antalya'da oynattılar. İkincilik, üçüncülük playoff falan Antalya'da oynattılar. Yani desen ki Türkiye'de bu 19 yaş grubunun playoff'larının oynanamayacağı bir şehir söyle, birinin sayı Antalya yazılır. Ama nasıl bunu akıl edemiyorlar, nasıl düşünemiyorlar? Yani oynat Erzurum'da, oynat Sivas'ta, oynat Kayseri'de oynat, Yozgat'ta oynat. Yani çok güzel modern statlar var bu derin şehirlerde. Ama maalesef bunu getirip Antalya'da oynatıyorlar. Hakikaten buna niye itiraz etmez? Bu kulüplerin niye bu aklına gelmez? Federasyon bunu niye düşünemez? Bunlar her biliyorlar, ciddi soru, bu sorulara cevap vermesi gereken insanlar da maalesef ortalıkta yoklar. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Antalya kendi bölgesinde kamp yapmıyor, Erzurum'a gidiyor. Orada kampı yapıyor. Yani, da belirtmemizde fayda var. Bu da bak ülkemiz için önemli bir şey. Eskiden biliyorsun Ocak ayında Erzurumspor gibi işte Sivasspor birçok takımda Antalya kampı yapıyorlar. Şu anda Erzurum'da çok güzel tesisler yapıldı. Erzurum çok konuda mesafe kat etti ve Antalya Spor dün Erzurum'a gitti kamp için. Bunlar geçmiş yıllarda Almanya'ya gidiyorlardı, Hollanda'ya gidiyorlardı. Biliyorsun sen çok kamp takip etmişsin. Evet, dersin. Doğru. Kamplar şimdi Erzurum'da var. Bu da bizim ülkemiz adına güzel bir şey. Erzurum'da tesis var, stat var, saha var. Oteller çok yapıldı son zamanda. Artık öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde kamp için Isparta, Davraz, Erzurum, Sivas buralar çok tercih edilecek. Hocam son sorumda geçen hafta geçenlerde hafta demeyeyim de geçen 3-4 gün önce Hakem Derneği seçimindeydiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu Hakem Derneği diye bir dernek var. Hakem Derneği'nin yani Hakem Derneği'ne hiç faydası olmayan, hakemlere hiç faydası olmayan böyle sembolik. Şey gibi Futbol Adamları Derneği gibi. En gereksiz dernek. Bunun İstanbul Şubesi'nin seçimi vardı. Biz de gittik seçime.
çok lüzumsuz ve gereksiz bir seçim. Gereksiz bir dernek. Neyse seçimi oldu. Sivan başkanlığı seçiminde biraz tartışma çıktı. Neyse araya Süleyman Abay'a Mete Kalkıdan girince tatlıya bağlandı. Divan seçimi yapıldı ve sonra seçim yapıldı. İşte daha sonra bu şube seçimleri bittikten sonra sen dernek işleri bilirsin Aygün. Bilmez miyim? Ondan sonra genel merkez seçimi olacak. Genel merkez yani. Seçimi. Benim eski sistem gibi. Aynı sistem doğru. Ha. Şimdi genel merkezde de Sayın Abdurrahman Arıcı işte birkaç dönemdir başkan yine devam etmek arzusunda. 70'li yaşların üzerinde normalde yapamaması lazım 65 yaşından sonra. Geçen sene Mehmet Sene bunun için mentor yaparak mentörlüğün yaşını arttırdılar. 70'e çıkarttılar. Abdurrahman Arıcı genel başkanına devam edebilir diye. Yani çok bu hakemlerde bir katkısı yok. Hakemleri birbirine düşüren. Hakemleri yani iki tane hakem dost arkadaş orada dernek seçimde karşı karşıya geliyor. Onun için yapılacak bir çare bu derneğin bir önce lav edilmesi, fes edilmesi. Çünkü derneğin genel başkanı Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda oy kullanmak hakkı var. Ancak bizim dernek genel başkanı Futbol Federasyonu'nda temsilciler kurulu başkanı olduğu için, federasyonun bir çalışanı olduğu için hiçbir seçimde oy da kullanamıyor. Yani hakemler o mali genel kurulda, olağan genel kurulda, seçimli genel kurulda oy hakları yok. Temsil edilemiyorlar. Onun için hiç gerek yok. O onu bırakmıyor. En güzeli bu hakemlerin pes edilmesi, lav edilmesi. Eğer gerçekten hakemlerin bir sendikası olacaksa orada özgür bir adam olması lazım. Federasyonun çalışanı olmaması lazım. Çıkıp federasyonun mali genel kurulu olan genel kurulu hakemin hakkını, hukukunu araması lazım. Oranın çalışanı oy kullanamıyor, hakkını, hukukunu arayamıyor. Ben hakemleri temsil edeceğim. Son derece sakat bir durum. Zaten orada böyle aktif bir hakem de kalmadı. Yani eskiden genel merkez deyince işte Ahmet Çakarlar, Özcan Oğallar, Kazım Usoller, Serdar Çakırlar, Metin Tokatlar, Selçuk Derinler vardı. Şimdi orada böyle bir kimse de yok yani böyle faal. Hadi hakikaten hakemlerin hakkını eskiden bir federasyonun karşısında bir güçtü. Şu anda Kanarya Sevenler Derneği'nden başka farkı yok yani. Peki. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Evet hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal vardı. Evet. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.